Ama senin değilim, yar değilim, sebebi var, bahanesi yok. Üstelik divanem dilinim, tam kalbime gel benim ol. Ama senin değilim, yar değilim, sebebi var, bahanesi yok. Üstelik divanem dilinim, tam kalbime gel benim ol. Ama senin değilim, yar değilim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sevgiler, selamlar. ATV ekranlarından, Esra Erol'da programından herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sevgili seyirciler. Yeni haftada yine sizlerle beraberiz. Hem ekran başında hem de stüdyoda bulunan tüm konuklarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki cumartesi günü 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Şiddetin aslında en görünmeyen tarafı, aslında farkında olduğumuz ama görünmeyen tarafı maalesef ki çocuklar. Aile içerisinde anne babalarının kavgalarına, şiddetine maruz kalmış çocuklar bu davranışı geleceğe taşıyorlar. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili çok önemli bir konuşma yaptı. Ben şimdi bunu ekrana getirmek istiyorum. Ekrana da getirsin ekip arkadaşlarımız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Görevinde de başarılar diliyorum. Çok fazla şey yapacağına olan inancım o kadar yüksek ki başladı ve görevine de devam ediyor. Hemen onun konuşmasını ekrana getiriyorum. Lütfen buradan mesajlarınızı alın. Hayat ve sorunlar şiddetle değil, sevgiyle çözülür. Dilimizi değiştirmediğimiz sürece, şiddeti devam ettirdiğimiz sürece maalesef ki herhangi bir sonuç alamayız. Gelsin görüntümüz. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekün mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun en ağır cezayı hak eder. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete dur diyelim. Çünkü şiddet uzaklaştırır. Şiddet uzaklaştırır. Çocuklarımıza şiddeti değil, sevgiyi öğretelim. Onlar şiddetin dilini değil, sevginin dilini konuşsunlar. Şiddet uzaklaştırır. Önemli de bir slogan. Bu arada sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta programımızda iki annemiz vardı. Bu anneler kayıp olan kızlarını aramak üzere geldi. Derya Alkan ve Fatma Yıldız. 13 Kasım tarihinde evlerinden çıkan bu iki çocuk kayıplara karışıyor. Programa geldiklerinde 10 gündür kayıplardı. Programımızda Begüm'ü ve Emine'yi aramıştık. Ve Cuma günü müydü? Perşembe günü de bu güzel çocuklarımızı bulduk. Şimdi bu konuyla ilgili size aktaracaklarım var demiştim. Çocuklar Fatih'te bulundular aileleriyle. O gün içerisinde görüşme de sağladılar. Ama asıl önemli olan çocuklarımız bu 10 günlük süre içerisinde kayıp olduğunda biliyorsunuz ki bir selfie fotoğraf gönderiyorlar arkadaşlarına. Çocuklarımızın yanında iki kişi var. Biri Mehmet, diğeri de Mustafa isimindeki bu kişiler. Onlar diyorlar ki biz bu çocukları bir Yenikapı sahilde gördük, arabamızı aldık, sonra bir kafeye gittik. Ardından da bir günlük kiralık ev tuttuk demişti ifadelerinde. Ve kızların bulunmasından sonra emniyetteki işlemlerin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet G. ve Mehmet Y. ve Mustafa Y. savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince çocuğun cinsel istismarı ve çocuğun alıkonulması suçları tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekten bu süreci merak ediyorduk. Yolda gördük, aldık, biz onları büyük sandık. Geçeceksiniz bunları. Çocukların yanına hiç kimse yaklaşamayacak. Yaklaşmamayı da öğreneceksiniz. Hele sokakta gördüğünüz birilerini arabanızı alıp bir kafelere gitmeyeceksiniz. Bütün toplum bunu öğrenecek. Çocuklara nasıl davranması gerektiğini öğrenecek. Bu haberi de size vermek istedim. Bu arada çok
kusura bakmayın, feci de bir hastayım. İnanılmaz yani şu an bile böyle bir geceden bir de serum alıyorum ama toparlayacağım Allah'ın izniyle. Kafamı da zor toparlıyorum. Hoş geldiniz. Hadi ilk konuğumuzu çağıralım. Hüseyin Avni Yıldız geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hüseyin Bey'in 14 yıllık hayat arkadaşı 11 Kasım gecesi işe gidiyorum diyerek evden çıkıyor ve bir daha da geri gelmiyor. Kayıp olan eşini arıyorduk, bulduk. Biraz sonra eşi canlı yayında olacak. Karşılıklı çift bu kaçışın ardından ilk kez yüz yüze gelip konuşacaklar. Ama onun öncesinde stüdyoda Aycan Hanım var. Aycan Acar, Ali Beyköy'den geliyor. Yeğeniyle beraber gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nişanlınız var, Onur Işık. Evet, dini nikahlı eşim. Dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. 19 Kasım'da nikah tarihiniz vardı. Evet. Ama nikaha günler kala, 4 gün kala sanırım sizi. 4 gün kala. Terk etmiş. Kaç yıldır nişanlısınız ya da beraber yaşıyorsunuz? Bir senedir. 2023'ten bu yana Onur Işık'la biz tanıştık. Yani yılbaşıya bir hafta kala. Benim ablamın kayınvalidesi vasıtasıyla tanıştık. Tanıdık diye, iyi diye ben de onay verdim. Konuştuk, anlaştık. Tamam dedik. Çok iyi gidiyorduk. Çok güzeldi. Ama nikah 4 gün kala, yani bir hafta kala ailesini Samsun'dan gidip alıyor. Getiriyor nikah için. Nikah 4 gün kala iş için ben onunla tartıştım. İş yetişmiyordu diye. İş sahibi hani işini istiyordu diye. Bu siz çalışmıyordu. Siz nişanlınızla beraber iş mi yapıyordunuz? Evet, ona bir tane tekstil dükkan açtım. Çünkü çalışma kabiliyeti yoktu. Kuryecilik yapıyordu. Bir çalışıyordu, bir çalışmıyordu. En fazla 4 ay çalıştı. En fazla. Ondan sonra ben de dedim ki bir dükkan açayım dedim. Beraber dedim çalışalım. Onun eski mesleği tekstilciydi. Biz de öyle açtık çalışırken işte bir hafta güzel geçti, işimiz vardı. İkinci hafta çalışmak istemiyordu. Ailesi geldikten sonra annesi yanımıza geldi. Yani iki gün adam işini çok acil istiyor diye. Hani ben de dedim ki çalışmıyorsun dedim. Bir o yana bir bu yana dedim. Gidip gelme dedim. Adam dedim işini istiyor. İşini verelim de çünkü benim kiram var. Adamın umurunda değil. O esnada da annesi bana diyor oğluma çalışıyor diyor. Ben dedim ki anne dedim oğlunu dedim tutma arka çıkma dedim. Çalışmıyor dedim. İki günlük dedim iş dedim bir hafta sürer mi dedim. Öyle deyince dedi sen diğer işten dedi oğlumu çıkarttın dedi. Şimdi ise dedi oğluma laf söylüyorsun. Ben de dedim diğer işten ben niye çıkarttım? Kendisi çıktı. Öyle dememle. Hangi işten? Kuryecilikten. Hı hı. Öyle dememle ben de dedim ki zaten çalışırken parasını gördüğüm yok ki. Bu Onur Işık'ın hiçbir şekilde hiçbir katkısı benim evime olmadı. Şimdi beraber şunu anlamak istiyorum. Siz nişanlılık süreci geçirip bir yuva kurmak isteyen bir çift misiniz? Evet. Yoksa patron çalışan işçisi yani iş ve... Hayır o iki yani aydır... Patronun işçi ilişkisi mi var aranızda? Yok iki aydır biz dükkanı açtık. Bu da para filan istedi ben de verdim ona. Dükkanı evet emeği yok mu desem yalan olur ilgilendi. İlgilendi kurdu makineleri taşıdı yerleştirdi. Kontratı kira kontratı kendi adına aldı. Hani ben dedim ki kendine olan özgüvenini alsın. Ben yine arkasında sizin hep duruyordum. Sizin günler kala terk etme gerekçesi ne? Gerekçesi işte orada annesiyle ben o şekilde konuşunca hani parasını görmüyordum zaten çalışıp da. Bu da bir baktım yerinden fırladığı gibi sen annemle ne biçim konuşuyorsun diyor. Defol. Yani utanmazsa beni dönmeye gelecek. Ben de o esnada dedim ki daha nikah olmadan yani sen bana bunu yapıyorsan ben bu nikahı dedim yapamam. Bu şekilde ondan sonra beni dışarı fırlattı. Geriye dönüş yaptım. Gittim bayağı o sinirle çıktım. Yarı yola kadar da çıktım. Ondan sonra geri geldim. Telefonlarım kalmıştı. Ben de gelirken
Bir baktım annesi diyor ki, oğlum diyor, bundan sana hayır yok diyor. Bence bir an önce bitir diyor bu işi diyor, gidelim. O da diyor ki giderse gitsin diyor. Ben de o esnada kapıyı çaldım. Kapıyı çalınca niye geldin diyor. Niye geldin? Ben diyor seni kovdum diyor. Niye geri geliyorsun diyor bana. Yani bir senin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Aranızda duygusal bir paylaşım var mıydı? Vardı. Biz aynı evi paylaşıyorduk zaten. O hazır düzenli eve geldi ya. Elimden para falan gördü ya, onun sermayesiydim. Bu adam diyor ki şu anda diyor ben her şeyi ben yaptım. Peki yaptıysa sermayesi nereden geliyor? Çalışmayan adam bu parayı nereden getiriyor? Benim hakkım olanı getirsin. Karşıma çıksınlar, gelsinler buraya. Dünya alemin yanında benim karşıma çıksın bu adam. Peki yani şimdi mesela birinin evleneceğiniz insan, evlenecek kişi ne arar? Hangi özellikleri arar? Çalışsın ben... değil mi? Düzenli işi olsun. Evet. Tabii ki ekonomik durum da çok önemlidir ama belli bir gelir, yani bilmek istersin. Ya sizin ben gözünüzde her zaman... hani onur çalışmayan biri. Böyle biriyle gerçekten evlenmeyi düşünüyor muydunuz? Esra Hanım, ben her zaman söylüyordum. Konu kiraya geldiği esnada. Ben söylüyordum. Bak diyordum, durum böyle 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 yürümez. Annesine de söylüyordum, babasına da söylüyordum. Annesi bana sorduğu kelime, o mecburdur çalışmaya. Ne de olsa çünkü daha önce İstanbul'a gelmeden önce o evde sürekli yatıp kalkıyor, baba parasını yiyor. Ama siz bunları önceden biliyor muydunuz? Bunu önceden bilmiyordum. O da diyordu ki hani işe ben daha önce çalışıyordum ama uzun zamandır çalışmadığım için zor geliyor. Peki telefon hani... altında nişanlınız var. Yani nişan attığınız kişi var. Onur Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Sağ olun. Anladığım kadarıyla bütün hazırlıklar yapılmış, evet. Gelinlikler alınmış, damatlıklar alınmış. Yani. Nişanı niye attınız 4 gün kala? Ben atmadım çünkü nişanı. Planlı Aycan geldiniz. Hanım attı. Aycan Hanım atmadı, senin anne kalkıp da benim arkamda. Yok, nikahtan korkuyordu, nikahı yapmadı. Annen orada planlı gelmiş. Nişanı nikahı bozmak için gelmiş. Senin annen ablamı arıyor. Ben diyor oğlumu diyor kurtardım. Sen de oğlunu kurtar diyor. Benim oğlum her şeyi almış kendi parasıyla. Sen parayı öyle nereden getirdin? Babanın evinden mi getirdin? Aycan Hanım izin verin, karşı tarafta konuşsun. Sizin de iddianız şu ki nişanı atan Aycan Hanım. Buyurun lütfen. O ana benim, kadar neden böyle nişan, bir tavrı nişan yok? Hanım, nişan, bir saniye dinleyeyim. Ya nişan, tamam nişanlıyız. İmam nikahı yaptık, doğru. Ben kimseye bu zamana kadar yalan söylemedim. Ben ailemin nikahı için almaya Samsun'a geldim ve geri döndüm. Ailemi aldım. Sen işte. Geldin abime ne dedim ki sevgilisi vardı. Benden önce 300 milyar TL kredi çekmiş, onun borcunu bana ödettiriyor. Elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Bütün krediler senin içinde. Ben nasıl konuşacağım bütün ama bu şekilde? Bütün paramı sen yedesiniz. Aycan Hanım, 30 saniye. Bekleyin lütfen. Size göre Aycan Hanım nikahı 4 gün kala nişanı atmasının sebebi nedir? Siz de evlenmek istediniz. Biz de öğrenemedik ki. Ama izin verin. Senin ablam benim evime girdi. Hırsızlık yaptınız. Hırsızlık yaptınız. Senin ablam benim açılmamış savunuma varana kadar aldı. Aç gözlüler. Dolabımdaki domatese varana kadar aldınız. Benim tereyağıma varana kadar aldınız. Altınlarımı bile aldınız. Evi darmadağın yapmışsınız. Gelin buraya. Ablanı da getir. Ananı da getir. Gelin benim karşıma çıkın. Kaçmakla hiçbir yere varamazsınız. Ama kaçmıyor madem ki, konuşmak istiyor. Madem ki her şey senindi. Ya bu şekilde, niye bu şekilde kaçtın? Nasıl anlaşacağız? Bekleyin lütfen Aycan Hanım. Bak şimdi kaçmıyor. Nasıl anlaşacağız biz bu şekilde? Karşı Aycan taraf... Hanım kafasına göre bir şeyler uydurup duruyor. Bekleyin lütfen. Bana gene uyduruyorum değil mi? Şuraya gelme gerek. Eda ben şey yapamam bugün. Çok zor benim yani. Ben şimdi beyefendiyi dinlemek istiyorum. Rica ediyorum sizden de. Nişanın atılmış olması, nikahtan dönmeniz sizi duygusal anlamda sarstı mı? Üzüldünüz mü? Evet. Yani evlenemediğiniz için üzgün mü hissediyorsunuz kendinizi? Ya evlenemediğim için değil. Ben Aycan Hanım zaten seviyordum. Bunu da kendisi de biliyordu. Hı hı.
Senin bir problemimiz de yoktu. Sabahleyin başladı, ben evlenmek istemiyorum, ben nikah istemiyorum, bu şekilde yaşayalım. Ben de bunu kabul edemem. İş için ben sana söylüyordum, kira var diyordum, hep kulak arkası yapıyordu. Bir dakika. Ben gittim, borç aldım da ödedim. Bakın. Hep siz konuşursanız olmaz. Ha, evet. Benim derdim para. Para olsaydı tamam, ben hepsini sakin. Senin eline vermezdim. Ayca Hanım bekleyin. Evet, bu durum sizi üzüyor. Sabah itibariyle evet. Ayca Hanım nişandan vazgeçmeye başladı. Size göre gerekçesi ne? Gerekçesi ben de çözemedim daha tak. Sabahleyin, ayın 15'i sabahleyin başladı konuşmaya. Ben nikah istemiyorum, bu şekilde yaşayalım. Ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ben ailemi Samsun'dan gelip, alıp gelip de İstanbul'a daha getirmişim. Nikahımıza 3 gün kalmış. Sen benimle evlenmek istemiyorum diye tutturuyorsun. Ne derdin var? Ben ne yaptım sana? O gün ne oldu? Bir kavga yaşanmış aranızda. Kavga falan yaşanmadı. Aycan Hanım ben dedi yapmak istemiyorum. Ben istemiyorum dedi. Ben istemiyorum diyene nasıl zorla bir şey yapacaksın? Nikah gitsek bile ben hayır diyeceğim dedi. Şimdi şunu ifade edeyim. İddiası şu. Bu konuda savcılığa da şikayette bulunmuş. Şimdi nişan kanunda düzenlenmiş. Nişanı atan değil de nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf diyor kanun. Nişan dolayısıyla katlandığı maddi masrafları, nişan giderlerini, işte evlenme dolayısıyla yapılan harcamaları diyor kanunen isteyebilir. Şimdi sizin iddianıza göre hiçbir şey yoktu aramızda. Aycan bir sabah kalktı istemiyorum dedi. Ama bu da kusur değil ki yani. İddiası bu. Ama o da diyor ki maddi anlamda çok yük altındaydım. Hatta giderken 150 bin TL'ye bana ait olan altınları aldı. Güvendiğim evden kilitli dolabın içerisinden. Bir de 250 bin TL değerindeki tekstil makinalarımı aldı götürdü diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Tekstil makineleri 250 bin TL'lik bir makine yoktu. Bir ikincisi parasını ödeyen zaten benim bunu faturalar elimdedim. Nişanın bozulduğu gün aynı anda siz evdeki hanımefendiye ait altınları ve makinaları götürdünüz mü? Bakın altını yok bir, ikincisi parası yok. Üçüncüsü de kendine ait bir makinesi zaten yok. Bunun faturaları, makbuzları hepsi bendedir. Yok. Evet şimdi sizi dinliyorum. Ama şunu da anlamıyorum. Şimdi evlilikten korkmak bu arada kötü bir şey değil. Bunu yaşayan öyle çok, bir şey çok insan var tam nikah yakın süre içerisinde. Şimdi böyle bir tartışma olduğunda birbirini seven bir çift tabii ki sinirlenirler, kızarlar ama hani eşya taşınmaz. Aklı o sırada şunu götüreyim, bunu götüreyim Hanım, gelmez. Öyle bir şey yok. Tamam. Korkuyla ben bir ilgisi yok. Bu adam saniye. Annesinin yanında beni dövmeye kalkıştı. Dursun, ben anlatayım o zaman. Bana hakaretler, küfürler yağdırdı. Sizin Hülya'm şeyi soruyor. Yalan sizin... söylüyor Aycan Hanım. Yalan söylemiyor. Yalan. Senin hayatın zaten yalan. Kaç dükkanı defa sana kızdım yalan konuşma diye. Dükkanı boşaltmışlar mı? Bir saniye. Dükkanı komple boşalttılar. Evimi soydular. Geldiler parmak izleri aldılar. Polisler geldi. Tabii dinliyoruz. Buyurun. Doğruları konuş doğruları. Ya ben kaçmakla bir yere varamazsın. Kaçmakla bir yere varamazsın. Eşyaları toparladınız mı beyefendi? Aynı gün içerisinde ayrılık kararı alınca. Ayın 15'i attım. Aycan Hanım evimi boşaltın. Sermayesi nereden geliyor? Bir dakika. Ya arkadaşım beni sus. Dinleyeceksen dinle. Dinlemeyeceksin cidden çıkacağım. Şimdi bir arkadaşım diye kimden bahsediyorsunuz? Aycan Hanım'dan. O gün eşyaları boşalttınız mı? O akşam mesaj attı Aycan Hanım. Aldığım iki tane bilezik, o da evdedir dedi. Biz aynı evde yaşıyorduk zaten. O da evdedir, git bileziklerini al, elbiselerinizi alın, çıkın evimden gidin dedi. Ben de tamam dedim. Madem öyle istemiyorsun, çıkarız dedim. Problem yok dedim. Tamam dedim ama dedim bak hata yapıyorsun. Ben de eşyalarımı, elbiselerimi almak için eve gittim. Eve gittim. Aldığımız takılar vardı. Nikahta takılacak. Benim ailemin aldığı, hani onlar takacağı bilezikler vardı. Gittik, baktık ve evde bulamadık. Aycan Hanım'ın abisinin evine gittim o akşam. Dedim ki böyle böyle. Durum bundan ibaret. Aycan Hanım dedim istemiyor. Kendisi de oradaydı. Söyledim. Dedim ki bak
durum bu. Niye istemiyorsun? Bana bir sebep söyle. Aycan Hanım bir sebep söylemiyor. Ben diyor korkuyorum, istemiyorum. Eski kocam gibisin diyor. Eski? O kadar basit hani dediği laf bu. Ben istemiyorum diyor. Ben ailemi getirmişim oluyor. Peki sizin iddianız da şu mu? Mikrofonu düğünde takacağımız takıların hepsini Aycan Hanım mı aldı? Hayır. Öyle bir iddianız hani yok mu? İki tane bilezik almışlar. Yok Aycan Hanım falan almadı tek. Bizim bileziğimizi niye Aycan Hanım aldı? Hayır beyefendi şöyle. Zaten bunu takacak insanlar benim annem nikahtaki baba. Onu sormuyor. Senin o annen iki yüzlü. Bir durun ya öf. Senin vallahi yeter ya üst üste koy. Abicim şunu soruyorum sus, size. Sus. Siz takı takmak için aileniz Samsun'dan takı getirdi. Evet. Dolaba koydu. Senin evet. Evinde bu takılar duruyor. Sen bunu duruyor düğünde mi? Takacaksın. Evet, bu sefer o takıları izinsiz Aycan Hanım mı almış sizden onu soruyorum. Evet. Sen de diyorsun ki bana o takıları niye Aycan alsın diyorsun. He, senin suçun o. Niye Aycan'a başka bir yerde Aycan niye alsın dedi. Altınları almış abicim, gitmiş. Sen Aycan'ı hırsızlıkla suçluyorsun. O seni hırsızlıkla suçluyor değil mi? Parmak izler ya, çıkacak. Parmak izler çıkacak diyor. Biz zaten eşyamı almak için, koyduğum için gitmedik mahalleye. Kendi elbiselerimi hayatımda en nefret ettiğim konudur biliyor musun? Böyle mal mülk için birbirlerini yiyen insanlar. Bu iftiraların var ya seni pişman ettireceğim. Sen çık da gel de karşımda konuş. Telefonla yalan dolanla konuşmak çok kolay. Çok kolay. Dolandırıcısınız siz. Kesin sen diğer karılarını da dolandırdın. Bakın. Siz bana aldın mı aldınız? Gerçekten. Sen mahkemede bitirelim bu işi gerekirse ama. Sana bu şekilde olmuyor. Beni konuşturmadığı sürece ben nasıl kendimi ifade edeceğim? He kendini tamam, yalandan bekle. İfade ya bir şey soracağım. İkinize de soruyorum. Siz niye nişanlandınız? Niye beraber yaşıyordunuz? Ya kalkıp da duygusal amaçla ben de o ana kadar ben zaten evliliği bile düşünmüyordum. Ben ailemden dolayı çok istiyorlar diye. Bir de ablamın kayınvalidesi. Evet. Ablamın kayınvalidesinin köylüsü. Evet, o tanıştırdı. Doğru. Çok iyi bir insan dedik. Bayan arıyorlar dedi. Seni dedi tavsiye ettim. Ben de dedim bir görüşelim dedim bir konuşalım. Adam hayatını anlattı. Kalkıp da ben de geçmişte yaşadığım şeyler benim canımı acıtmıştı. Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyordum. Şimdi bak sen de onu hırsızlıkla suçluyorsun. Her şeyimi kendisi, aldı diyorsun. Esra Hanım ben evden çıkmadım. Ben dükkandan çıktım. Evet. Babası evdeydi. Sonradan ablası onlar geldiler. O akşam bütün altınlarımı, kozmetik ürünlerimi varana kadar çaldılar. Parmak izler çıkacak zaten. Anahtarı da içeride bırakıp kapıyı çekiyorlar. Arıyorlar diyorlar ki kapı kapanmış bizim üstümüze. Ben sabah... abinin evine gelip sana söyledim. Arayıp söylemedim. Yalan söyleme. Ben çilingirle açtım kapıyı. Oradan Aycan, da polisler de geldi. Polisler de geldi. Aynanın kocaman diye. Aynanın üstünde yazmış. Allah belanı versin. Yüzün gülmesin. Bakın. Burada Aycan Hanım'ın uydurduğu yalanlar var. Babama madem saygı duyuyorsunuz, babamı nasıl hırsızlıkla suçlayabiliyorsunuz Onur Bey? Bunu da açıklar mısınız? Babama getirmiş ya halam madem altınları. Madem ki babam... Bu geldi duruyor. Söyleseydi ona. Bunun ses kaydı. Peki Onur Bey gelmek isterseniz buyurun bekliyorum. Şu anda suçlar ortaya girecek ya. Onun için yayına nasıl kendini kurtaracağını için. Bilmiyor. Şimdi tabii mevzu şu. Daha evlenmeden iyi tanımadığımız insanlarla ticaret yapmalı mıyız? Değil hayır. Mi? Hayır. Ben hiç kimseye güvenmiyordum. Gene bu tuzağıma düştüm. Gene tekrar bu tuzağıma düştüm. Çünkü bana diyordu ki sen yeter ki iste beni terk etme. Ne istiyorsan yapacağım diyordu evet. Bana. Ne zaman yapmaktan vazgeçti? Ailesi geldikten sonra. Çünkü ailesi gün, gelince çok değişti o gün. Kendisi. Ailesi nasıl her geldi? Her istediğinizi yapar mıydı? Evet yapar. Her istediğimi yapardı. Diyorum ya aramızda bir şey yoktu sadece bazen. Çalışmadığı için hani bir katkısı olmadığı için çalışıyordu da ben parasını görmüyordum. Bir akşam onun telefonuna baktım kredi kartları hepsi borç altında. Ben de dedim ki bunlara dedim sen ne yapıyorsun? Bana altın almadın, eve bir şey almadın, bir eşya almadın, bir elbise bile bana almadılar. Çünkü ama ben hiçbir şey istemedim. Hesap bakarız mahkemede, hesap hareketlerime bakarız. Oradan çıkar Aycan Hanım. Çıkar, hepsi çıkacak. Peki. Benim Onur sana Bey gelmek isterseniz bekliyorum. Bana borç mu veriyorsun?
yapıyorsun sen? Teşekkür ederim. Sağ olun. Senin 2023'ten bu yana sen sermayen nereden geliyordu? Senin sermayen bendim ben. Ama öyle söylemeyin kendinizi yani. Farklı anlaşılır. Teşekkür ederim. Hayır, bunu bu... Vallahi sevgili seyirciler, ekran başında izleyenler... ...demek ki hayat arkadaşımızla bir ticaret... daha biz onu tanımıyorken ticaret yapmayacağız. Bir de bu mal mülk işlerine pek de girmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi her iki tarafta bu konuda... ...daha sert ve çirkin tavırlar sergileyebiliyor. Hüseyin Avni konusuna gidiyoruz. Önce hatırlatma, ardından buradayız. ...14 yıllık hayat arkadaşınız Selin Yıldız. Evet, 11 doğru. Kasım gecesi işe gidiyorum diyerek evden çıkıyor ve bir daha geri... ...dönmüyor. Kaçtığı kişi bir dönem fabrikada çalışmış bunlar ikisi. Muhsin Özcan adlı bir kişiymiş yani. Gelsin buraya, yüzlesin, hani bir şekilde boşanıp gidelim yani. 11 Kasım'dan evet. Bugüne kadar kayıp olan eşini bulduk. Selin Hanım karşınızda. Çık gel buraya, sen hani hangi vicdana bırak gittin ya 3 tane çocuğa? O 3 tane çocuğun seni şeyi rahat bırakacak mı ben vicdanına? Oradayı bırakıp gelmemin tek sebebi... Sen, annen ve çocukların annem, beni sürekli, o kadar otur, kötü görmesiydi. Otur, ben orada ne yaşadıysam ne yaşadın hepsi sen ya? Sizin yüzünüzden oldu. Ben çocuklarımı bırakıp sen. Gidecek bir insan o, değildim. Beni buradan değil siz getirdiniz. Işte. Niye boşanıp sen, da gitmedin? De, 3,5 ay önce anlaşmalı boşandım dedim. O gün niye gitmedin değilim. Ben de? Değilim. Muhsin Özcan'la evet. Mı berabersiniz şu anda? O kişiyle mi karşınız? Eşinizin iddiası bu yönde evet, çünkü. Evet, şu an onunla beraberiz. Biz Muhsin'le zaten bir yıldır arkadaştık. O boşandıktan sonra olan bir şey. 10 Kasım Cuma günü boşanıyor. Kadın Cuma var. Günü boşanmadı. Cuma günü sadece sensin. İmzaları attılar. Yuvasını onun yıkanda, yuvasını sensin. Bozan da yuvasını ben yıkanda, değilim. Benim sensin. Yuvamı bozan da o değil. Peki bir seçim yaptın. Çocukların ve Muhsin arasında yapmış olduğun seçimden mutlu musun? Evet mutluyum ama ben çocuklarımı hiçbir şekilde de bırakmayacağım. Peki bıraktın seni, boşanmak bıraktın. Hiçbir şekilde de onları bırakmayacağım. Evet. Bıraktın. Boşanmak istiyor musunuz? Evet, boşanmak istiyorum. Siz istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Evet, hemen boşanmak misin, hemen, istiyorum. Hemen peki. Misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi eşiniz burada sürütüyor da yan tarafta herhalde. Selin Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş Teşekkür bulduk. Ediyorum geldiğiniz için de, beni kırmadığınız için de. Rica ederim. Nasılsınız? İyiyim. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah. Sizi böyle alsam olur. Mümkün mü? Burada olursanız benim için çok daha iyi olur. Çünkü bugün gerçekten hem hastayım hem karşılıklı böyle sakin bir konuşma geçirirseniz... ...orada olmanızla burada olmanız arasında benim için bir fark yok aslında. Ya şu an burada olmam daha iyi. Peki gelmek isterseniz ya buraya benim bekliyorum. Benim çocuklarımın geleceği daha şey yani değerli onun şeyine yine söylüyorum yani. Üç tane çocuğum var benim. Hah geliyorsun hani o, teşekkürler. Hiçbir şey yani. Böyle siz de buradan... Kalkmıyorsunuz. Gelin tamam, böyle. Bekliyorum ben. Tam öyle oturabilirsiniz. Heyecanlı mısın? Evet. Yani streslisin aslında. Yani. Pişmanlık duyuyor musun? Pişmanlık duymamın sebebi zaten bundan 14 yıl öncesine dayalı bir şey. Ben 14 başımı yıl öncesinde işte, normalde... Pişman olmuştum ama geri dönmem yani olanaksızdı. Çünkü ben o zaman 14 yaşındaydım, daha çok küçüktüm. 16 yaşındaydım ben de. Ben hiçbir de o kadar kararımı büyük değildim veremiyordum. Yani. Ben ona rağmen çok uğraştım, çok savaştım. Bizim annesiyle yaşadığımız sorunları zaten kendisi de biliyor. Her seferinde annem bana hak verdi. Annem sana her zaman oturaklı ol dedi bak. Hani çocuklara sahip çık dedi. Bu şekilde ben, yapma dedi. Sen süslenip süslenip çarşıya çıktın her ben defa. Ben sahip çıktım. Selin dedi sen bak bu şekilde kadar yapma bana dedi. Hak veriyorken babam, şimdi mi haksız babam oldum? Babam sana bak her zaman kızlardan daha üstün şimdi tuttu seni. Şimdi mi haksız oldum? Babam seni her zaman daha üstün tuttu. Kızlardan sen daha iyi biliyorsun. Seni de babamlara karşı savunan insan bendim biliyorsun değil ondan mi? Ondan sonra bak sen... Her defasında senin yanında ben olan... Ben seni nişan... Hiçbir senin, zaman benim yanımda olmadın. Ben senin yanındaydım. Hani alkol falan alıyor dedin ya. Alkol he. Zaten sürükleyen de sensin beni. Onu alkol da biliyorsun. Seni sürükleyen 4 ben değildim. 4,5 yıl önce ben seni bırakmıştım. Bak, sen 4,5 yıl öncesi en, beni mi bıraktın? Evet. En küçük kızımızdan bak evet. Olma şeklinde biliyorsun sen. Evet. Daha iyi biliyorsun evet, bak. Tabii. O çocuğun olma sebebinde. Aynen. Daha iyi biliyorsun sen. Bendim. Ben seni bıraktım. Bütün hepsini yapan bendim sen değil mi? Senin çağırdı. Annen değildi, senin baban değildi. Onlar... Senin her hafta... Ya Esra Hanım şimdi siz eşinizle bütün hafta boyunca çalışıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Ben akşam 8'de gidip sabah 8'e geliyordum. Beraber gidip geliyorduk. Pazar sen günü mesela. Sen 8'e çalışmadın ki. Sen 3 vardiya çalıştın. Sen hep. Çalıştın sürekli. Ben tamam, çalıştım. Ben 3 vardiya çalıştığımı edin. Kabul edeyim. Zaten ben pazar çalıştım, günleri hiçbir değil. Arkadaşımla program yapmıyordum. Niye? Çünkü o 3 tane çocuk bütün hafta boyunca bizi göremiyorlar.
Hadi o gün beraber birlikte olalım diye. Peki kendisi ne yapıyordu? Onlar işte özel şirkette depo aktarması olduğu için sabahtan gidiyor. Pazarda işten 4'te çıkıyor. Ama bize diyor ki ben 6'da çıkacağım ya da 9'da çıkacağım. Saat 11'e kadar arkadaşlarımla oturacağım. Diyorum ki bak çok geç gelme, alkollü gelme. Bak bu çocuklar seni görmek istiyorlar. Ben sürekli telefonla arıyorum. Bir yandan da babası oradan bana diyor ki ara bunu gelsin, ara bunu gelsin. Ya benim de haftada bir günüm var. Ben o gün de temizlik mi yapayım? Ayaz'ın ödevlerini mi yaptırayım? Çocuklarla mı ilgileneyim? Zaten temizliği annem yapıyor. Sürekli beni söylüyor. Yalnız bıraktı. Hani evde temizlik beni yapmak... ilk hamileliğimde de yalnız bıraktı. Temizlik ama yapma bu... yok evde. Şöyle söyleyeyim. Bu sizin konunuzdaki evet, konuda yemek da yani yapma yok, erkeklerle yok. Kadınların... Onun başında çok bu şekilde. Çok haklısın bu konuda. Yani ben bile aynı şeyden, dertten müzdarip olabilirim. Bu kadar yoğun çalıştığımda kalan zamanımı çocuklarımla paylaşmak istiyorum. Onun haricinde başka bir şey yapmak istemiyorum. Ben ama de zaten erkeklerin, babalar maalesef bizim gibi düşünmüyorlar. Ya yani bizim kadar bu konuda duygusal değiller. O gün gelmesin ama en azından eve geldiğinde ne beni ne çocukları rahatsız edebilecek bir şekilde gelmesin. Hani doğrusun gelsin içmişim ben onu her zaman dedim. Sen sürekli benimle de oturmak zorunda değilsin. Annenlerle de ya da çocuklar sen de insansın. Gez arkadaşlarına şimdi dolaş. Şimdi siz 11 Kasım onlar günü bana hiç bunu bırakmadılar. İşe gideceğim diyerek evden çıkıyorsunuz. Evet. Muhsin Bey'le berabersiniz. Aynen, değil mi? Muhsin evet. Özcan'la. Kendisiyle duygusal bir ilişkiniz mi var? Duygusal evet şu an var ama hani bu bir yıla dayalı bir şey değil. Onun evliliği de benim yüzümden olan bir şey değil. Senin yüzünden. Onun Muhsin, gibi bana Muhsin'in da ilk başta açan Dilan Hanım, o oldu. Bağlanabilir mi buraya Esra Hanım? Efendim? Muhsin'in eski eşi Dilan Hanım. Şimdi o... Telefon bağlantılarını bana bırakın. Evet. Ben sadece bambaşka bir şey anlatacak soruyorum. Anlatacak şeyler var Muhsin, gerçekten. Muhsin siz kaçmadan cuma günü boşanıyor. Cuma o evliliğini bitiriyor. Normalde. İşte neyse kesinleşmiş karar. Esra Hanım bak perşembe günü işe diye çıkıyorum diyor gitmiyor işe. Perşembe günü rahatsızlığı kim? Vardı onu senin. Perşembe günü işe diye gidiyorum diyor gitmiyor işe. Arkadaşlarım şey atıyor mesaj atıyor. Tekrar cuma sabah şeye geldi. Eve geldi. Cuma akşamı işe gideceğim diye çıkıyor gene gitmiyor işe. Cuma sabah eve geldi. Cumartesi günü gitti. Ne kadar süredir ilişkiniz var bu kişiyle? Bizim yaklaşık bir aydır. Hani onlar boşandıktan sonra olan bir şey. Yeni tanıdığınız birim bu. Biz arkadaştık onunla. Yeni tanıdığınız bir insan mı? Yeni tanıdığım, bir yıldır tanıdığım ama bir aydır. Hani aramızda bu şekilde olan peki, bir şeydi. Onun dışında bir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Güvenip uğruna çocuklarını bile bırakıp gidecek kadar nasıl gözünüzü kararttınız? Tamam Esra Hanım hadi kocadan benim, bıktın. Benim konuşmama izin verecek mi? Evet ben bir soru sordum bir soru tamam, cevap evet. Ve ben de aynı şeylerden sorunlar yaşadım. O da aynı şeylerden sorunlar yaşadı. Ve o da kendi evliliğini çocukları için yürüten bir babaydı. Evet. Ben hani onu arkadaşken de o bana ilk söylediğinde de ilk de ondan da benim gibi eşi boşanmak istedi. Evet. Hani bizlik bir sorun değildi. Ben de sorsun benim en çok istediğim şey mesela evim olmasıydı. Onun da huzurlu bir yuvası neden evin olmadı? Neden evin olmadı neden senin? Neden evim olmadı? 4,5 yıl önce. Hayır alkole alakası yok. 4,5 yıl önce senin yaptığın hataların, kendi ondan önceki yaptığın hataların, ondan önce onunla hiç alak. Tamam ben kötüyüm. Esra Hanım bunu sürekli erkekle bir şey var bunun yani. Bak. Onunla konuşayım, bununla konuşayım. Ben mutlu değilim. 3 tane çocuğum var. O zaman 3 tane çocuğu neden yapıyorsun mutlu değilsin madem? 3 tane çocuğum var mutluluk bulamadım. 3 tane çocuğum sen zaten. Sen şu an benim çocuklarım havzasında 3 tane çocuğu bırakıp evi terk eden bir kadınsın. Evet. Bu şekilde de kalacaksın. Sen böyle doldurduğun bak, sürece de böyle olur. Ben çocuklarımı doldurmuyorum aynen. Bak. Büyük sen kızım zaten bak kendisi dolduruyorsun. Bu çocukları Katya'm doldurduğunu sen de iyi biliyorsun. Sen zaten, senin baban da Cem çok güzel çocuk dolduruyor. Cem de zaten annen sana de zaten öyle. Bir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Evet, Ayaz çok zaten kendin biliyorsun. Ben çok çocuk güzel. Falan doldurduğum yok. Ayaz'ın zaten böyle olmasının sebebi de sensin. Sensin biliyorsun değil sensin. Mi? Senin gelince babanla tartışman, o çocuğu korkutman. İşte huzursuzluğu çıkartan çocuğun, da sensin zaten. Ben diyorum ki gitsin arkadaşlarıyla geçsin babasını sakinleştiriyorum. Hani bunu sakinleştiriyorum. Gel arıyorum bak baban böyle yapıyor. Gel artık bak Ayaz da korkuyor diyorum. Bunu bende mesajları bile duruyor. Kendi yaptığın tartışmaları söylemiyorsun ama senin. Hani ben annem tamam yalan söylüyorum. Mesajlar da mı yalan söylüyor? Annem el kaldırmıştım var. Ayaz babam el kaldırmıştım var. Senin bak. Annenle babam benim iki katım. Ben senin annene nasıl, babana nasıl el kaldırayım? Nasıl annesi katın? Daha önce kaç defa var. Benim üstüme yürüdü. Kardeşim babası Tuba da bu konuda benim o da anlatabilir. Yürüdü. Sizin evliliğiniz sana göre ne zaman bitti? Benim evliliğim bana göre bundan 5 yıl önce diyeyim Esra Hanım. 5-6 yıl önce. Bitti yani kesinlikle bitmişti. Zaten kendisine o zaman söyledim. 5-6 otur, yıl önce bitti oturdu, ama hala da ayrılmamış. Otur. Niye acaba? Niye işte bak sana niye soruyorum acaba? İşte. Neden 4 yıl önce niye? Bak Selin dedim, Eşan dedim, Hazla dedim, çünkü git neden dedim. Çünkü neden Esra Hanım? Eşan ben çalışmaya başladım. Ben 4 yıl önce çalışmaya başladım. Ben çalıştıktan 1 yıl sonrası benim kredilerim tam bak 1 yıl sonrasına dayalı.
Şu an benim bütün kredi kartlarım ekside neredeyse. O altındaki araba benim çektiğim krediyle alındı. Benim şu an toplasanız ayda 12-13 milyar ödemem var. Kredi kartları hariç ve bunların yarısından çoğu teker bayilerden ya. Ben sana her ay 8 bin lira para şey yapmıyor muydum? Yollamıyor muydum? 8 bin lira para yollamıyor muydum ben sana? 8 bin lira mı yolluyordun sen? Yollamıyor muydum? Tamam, hesap gidelim. Hareketlerine bakarız. Hesap hareketlerine sen benim bakalım. Ne zaman borcumu ödemişsin? Ne zaman bir şey bunlar, mi yapmışsın? Hayır, benim peki giden para benim maaşım nerede? 50 bin liraya araba mı var piyasada? Benim maaşım nerede? Sen 73 bin liraya aldın o arabayı. Onların hepsini de ben sana durmadınız bak, yediniz, içtiniz, gezdiniz, durmadınız. Ben size yapa yapa... Tamam biz yedik, sen bizle beraber de yedin. Sen benden ayrı benim kartımdan da yedin. Selin'cim, Hüseyin'cim. Efendim, şimdi... 5 yıl önce bu evlilik bitmiştir diyorsun. Bitmişti Esra Hanım. Ben duygusal anlamda. Git dedim. Aynen bak git dedim. İşte git dedim. Ne kadar sorun varken bu evliliği hani aracılar olmadan işte Muhsinler başka birileri olmadan. Yani. Niye bitirme cesaretini göstermediniz? Bizim ailelerimiz de bu konuda hani çok cahillerdi. Biz ayrılmak istediğimizi defalarca söyledik. Bak o askerden geldiğinde söyledik. Ben Zeynep konusu açıldığında bile dedim ki sen benimle evlenmiş sen olabilirsin diyorsun, ama... Ya sen 10 yıl önceden bahsediyorsun bak. Sen dedim ya ben yakınlarım onu var demiyorum bak, hani. Senin yaptığın yakında hatalarım var. Sen benimle evlenmiş olabilirsin ama bütün hayatını benimle geçirmek zorunda değilsin. Olur ya beni artık sevmiyorsundur, başkasına kalbin kaymıştı. Gel yok, dedim bana öyle söyle. Öyle bir şey yok yani. Ben sana yok. Dedim hayatım, hiçbir şekilde... Hayatım 10 yıl önce defterini öyle bir şey yok zaten. Şunu olsa... öğrenmek istiyorum. Hani Muhsin aracılar olmadan, kaçmadan, göçmeden. Zaten diyorsunuz annenim... ki hani duygusal anlamda bitmiş bir evliliğimiz var ve bir sürü sorunlar da var. Niye boşanma konusunda önemli bir adım tamam, atamadınız? Tamam Selin, ben bir 4 hafta ay önce... Bak benim hiç dinle, konuşmama izin vermiyor ki. Ben kendimi anlatamıyorum. Anlatamadığım için de o sürekli haklı önce, görünüyor. 4 önceye gidelim bak Selin, fazla uzak değil. 4 belini yıl arıyordu. Öncesine gidelim. 4 ay önceye diyorum bak. 4 ay aile hekimine şey yapacaktık, biz seninle gidecektik değil mi? Aile hekimliğine. Belini arıyordu seni. Selin dedim bak, mutsuz gibisin dedim bana bak, şeyim var dedim. Hani 3 tane çocuğumuz var dedim. Bu çocuklar dedim bu hayata gelmek istemedi. Biz dedim ebeveyn sahibi olmak istedim. Bu çocuklardan bir şekilde dedim yürütmemiz lazım dedim yani. Tabii değil yürütmemiz ama lazım dedim, ama senin pazarlarınla dedim, beraber. Sen zaten hep benim mutluluğum dedin, hep benim mutluluğum dedin. Şimdi Selin Hanım kendinizle çeliştiğinizi fark ediyorum ben. Kendimi anlatamıyorum diyorsunuz ama. Kendimi anlatamıyorum da kastım oradan oraya geçiyor. Not aldım diyorsun ki sürekli alkol bağımlılığı olan, çocuklarla hiç ilgilenmeyen, ilgisiz bir babadan bahsediyorsun. Hatta çocuğunuzun, büyük kızınızın sanırım 13 yaşındakinin. Sosyal gelişimini de baba hep engelliyor arkadaş çevresinde. Şimdi böyle bir kişiye çocuk bırakılır mı? Bırakılmaz. Ha. Şimdi böyle bu kadar, bir kişiye şimdi tamam. 13, 8 ve 5 yaşındaki 3 çocuk o kadar önemli değil. Sizin için Muhsin'in boşanmasının kesinleştiği gün çok önemli. Evet. Yani hayatınıza başlangıç yaptığınız nokta Muhsin'in pür pak olması. Ben o boşanma kesinleşmiş geleyim. Ama Hülya siz burada evlisiniz. Yasaklı madde de kullanıyormuş i̇kinci artık gittikçe. İkinci çeliştiğiniz nokta, bakın. İkinci çeliştiğiniz nokta diyorsun ki bana şiddet ve tehdit uyguluyor. Evet. Bıraktığınız mesaj. Şimdi sormak istiyorum. Ben gidiyorum, mutlu olduğum insanı buldum. Evet. Sen de mutlu olduğun insanı bul. Ya şimdi bakın şiddet eğer varsa burada bir kadın, evli bir kadın şiddete gel gel der mi? Kendini koruma altına alman evet. lazım. Bu Esra Hanım, bu zaten mesaj ben, bunun boyu zaten bir elde Allah aşkına. Bunlara da eşit edin uygulayın. Bakın burada ağır tahrik ediyorsunuz. Oradan gelecek bu tahriğin etkisi altındaydı. Ya çocuklara iyi bakamayacak diyor ki anneniz birisini bul. Altına ekliyorsunuz. E ben gittim ama sen de kendine birini bul. Ya ben orada daha ilgisiz. Öncesinde çocuklara bak, dikkat sen, et. Bak, çocuklara alkol yapma alan dedim. Bir insana bu cümleler kurulup onu tahrik edilir mi ya? Çünkü geride anne baba var ya aslında, babaanne ile dede var, çocuklara bak, onlar bakacak. Babamla annem var ya, onlara şey, yani uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin onlara. Zaten çocuk ben kendimi aşılayabilir miyim? Senin... Tabii izin vereceğim ama telefon hattında önemli bir konuğum var. Vereceğim bir saniye, telefon hattında önemli bir konuğum var, almak istiyorum. Dilan Hanım telefon hattında. Muhsin Özcan'ın boşandığı eşi. Dilan Hanım merhaba. Merhabalar Esra Hanım, hoş geldiniz yayına. Ne kadar süredir evliydiniz Muhsin Bey'le? 6,5 yıl. 6,5 yıl. Çocuklarınız var mıydı? Evet, 2 tane kızım var. Kaç yaşındalar? En büyük kızım 5 yaşında, küçük olan 1,5 yaşında. Oo, yeni bir bebeğiniz de var. Benim alma çıkıyor. Evet. Abla bozan bu yuvayı. Eşinizi arıyor muydunuz siz de? Bozan bu yuvayı. Yani eski bir eşiniz. Bir yuvayı bozmuşsun. Hüseyin Bey, bakın tamam, ne olur rica ediyorum. Özür dilerim. Bir iki insan konuşurken araya üçüncü girmez. Evet, bu da bir adaptır. Evet, evet. Rica ediyorum. Evet.
Siz boşandıktan sonra Muhsin Bey ile iletişiminiz koptu mu? Bir süre kopmadı. İki defa çocuklarla görüşmek için. Ondan sonra işte bizim son imzalarımız oldu. Onun ertesi günü, yani cuma günü boşandık. Cumartesi günü çocukları göreceğini söylemişti Muhsin Bey. Evet. Fakat o gün bana bir mesaj attı. Gelemeyeceğini ve elinde nakit olmadığı için çocukları göremeyeceğini söylemişti. Ben de o yüzden bundan sonra hiç görme. Ben ne zaman müsait olursam ondan sonra görürsün çocuklarını dedim. Bu elimde nakit yok ne demek? Yani param yok, bu sebeple gelemiyorum anlamında mı? Elinde çok az bir nakit olduğunu ve onunla memlekete döneceğini söyledi bana. Ben de ona dedim ki hani buraya harcayacağın şu kadar bir para çocuklarından önemliyse tamam dedim, gelme dedim. İyi demişsiniz. Niye boşandınız? Esra Hanım, ya da boşanma kararı kimden geldi? Onu öğrenebilir miyim? Bizim şöyle oldu Esra Hanım. Eşim, ben boşanma kelimesini ağzıma aldığım zaman deliren bir adamdı. Hani kendini öldürmekle tehdit edip, yeri geldi beni öldürmekle tehdit edip benden boşanmayacağını söyleyen bir adamdı. Bizim şöyle bir sebebimiz oldu. Küçük kızım, 1,5 yaşında olan küçük kızımdan kaynaklı. Evde temizlik yapıyordum Esra Hanım. Küçük kızım ağlamaya başladı ve paçama yapıştı. Ben de eşime dedim ki, telefon oynuyordu kendisi, TikTok izliyordu. Biz ona aile arasında bir ol deriz. Bir ol, işte çocuğu alır mısın? Ufak bir işim var, çok az kaldı. Bir 15-20 dakika tutsan yeter dedim. Alacağım ben çocuğu, sonra işimi halledeyim dedim. Bu beni duymadı. Ondan sonra çocuk da sinirle kafasını mutfak dolabına vurunca ben de sinirlendim. Ve dedim ki Muhsin Bey'e, ben sana söylemedim mi? Alt ucu tutacaksın şurada 15-20 dakika. Alt tarafı yani. Şimdi aynı şeyi Selin Hanım da söylüyor. Alt tarafı 5 dakika babalık yapacaksın. Sizin gibi baba olmaz olsun dediniz herhalde. Öyle bir şey demedim. Yani ben sesli düşünüyorum Selin Hanım'ın söylediği, yani şikayet ettiği şeyden yola çıkarak. Evet, ben dedim ki yani tutacağın şu kadar bir zamandı dedim. Yani çocuk ağlıyor, kucağımda ağlıyor. Yani sesi falan kısıldı. O adam hala daha gelip çocuğuna bakmayan bir insandı. Bu da benim daha çok hani sinirlerimi bozdu. Evet. Aramızda bundan bir tartışma çıktı. Sonra beyefendi bana dedi ki, al çocukları ananın evine defol git. Ananın evinde bak çocuklarına. Ben seninle daha fazla uğraşamayacağım, senin dırdırını çekemem dedi. Oysa ki dırdır yaptığım bir şey de yoktu. Sebep yani sadece çocuklarımdı. Anlaşmalı mı boşandınız? Evet, ben o gün bana evi terk etmemi söyledi. Ben taksi çağırdım. Taksi çağırana kadar annesi evdeydi, abisi evdeydi, kendisi de evdeydi. Ama hiçbirisi bana yapma, dur, gitme kızım falan demediler. Buna kendisi de dahil. Taksi çağırdım, annemin evine gittim. Annemin evindeyken bir süre bekledim hani. Biliyordum çünkü biz, eşim beni bırakmayacağı için boşanmayız diye düşündüm. Bir süre bekledim, boşanma davası açmadım. Sürekli bana mesaj attı. Anlaşmalı bir şekilde bir an önce davayı aç, bitsin bu iş falan diye. Peki böyle bir ilişkiden haberdar mıydınız? Muhsin Bey ile Selin Hanım'ın ilişkisinden. Ben işin gerçeği kıskanç bir insandım. Eşime sürekli fabrika ortamında herhangi bir karı veya kızla muhatap oluyor musun dediğinde, iş gereği hiç kimseyle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Hani nerede? Kimsenin numarası dahi yok diyordu. Ve peki şaşırdınız mı bu duruma? Yani mesela Hüseyin Bey eşini aramak üzere geldiğinde sizin eski boşandığınız eşinize kaçması, benden bu kadar hızlı boşanmasının sebebi Selin'miş diye düşündünüz mü? Düşündüm. Evet, düşündüm. Çünkü benim eşim dediğim gibi yani psikopat gibi benden boşanmayacak bir insandı. Boşanma kelimesini benim ağzımdan duyduğu zaman bile deliren bir adamdı. Deliren biriydi. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun. Hatta kalın lütfen. Eğer sormak istediğim bir soru olursa sorabiliriz size. Biraz önce şikayet ettiğin şey vardı ya, babalık kavramı, babalıkla ilgili davranışlar. Muhsin Bey de kendi evinde öyleymiş. Evet Esra Hanım. Artı bir de yasaklı madde de kullanıyormuş. Ne kadar doğru olduğunu bilmediğimiz bir şey sadece onun düşüncesi olarak geçer bence. Ama o evin içerisinde karı koca olarak yaşayan onlardı. Tamam peki o öyle söylüyor. Yani aslında şöyle, taraflar evliliklerde bir iddia dile getiriyorken bu doğru mu değil mi, bunun 10 kere sorgulanması lazım. Tamam, ben bir yıldır zaten tanıyorum. Onların bu ilk ayrılma konusu olmadı ki. Daha öncesinde de biz 4-12 arkadaş olarak çalışırken de aynı şekilde Dilan
kendisi boşanma davası açmak istediğini söylemiş. Hı hı. O zaman gitti mesela onlar, sonra Dilan gitmiş özür dilemiş. Hı hı. Özür diledikten sonra onlar yine şey yaptılar. E ondan sonra yine tartışma nasıl çıktığında yine nasıl aynı güvendin? Şey. İddiasının arkasında duruyor. Bak çocuğuna hı. bakmayan babaya çocuğuna emanet etmiyor. Güzel bir duruş. Güzel değil, bir mi? Durdu, değil diyor mi? Ki çocuğa bakmadı. Ben de aynı şeyi yapmak istedim. Aynı şeyi ben kadın yapmak istediğimde benim üstüme senin. Yürüdüler. Yok hepsi beraber. Kim yürüdü senin üstüne? Haberiniz var yalan mı peki? Söylüyorsun. Yalan konuşma. Ben orada onunla tartışırken ben bir hafta boyunca o işe ağlayarak gittiğimde gel bak boşanalım. Çocuklarınızın velayetini istiyorsunuz. Gel bakalım bu konuda boşanalım. Bir müracaatınız var mı? Yalan söylüyorsun. Ben şu an niye istemiyorum? Benim çocuklarımın üçü de ona bağlı. O evde yaşamış çocuklar. Anladın kadın mı? Sığınma evine girebilirdin Selin. Sen dedim madem anneni babanı al, ben de çocuklarla burada kalayım, ben de kendi annem babamı buraya getireyim dedim. İlk onu başta ben sana kendisi söyledim. Kabul etti. Onu ben sana söyledim, sen bana söylemedin. Ben onu hiç işte konuşamıyorum bak, ki. 4 ay öncesine gidelim dedim, ben sana bunları söyleyecektim. Onu sen söylemedin işte, ben sana söyledim. Ben sen sana tamam söyledim. Sen ya da benim ben söyledim. Sonrasında niye benim vazgeçtin? Benim söylediklerimi şu an... Gecenin saat 5'inde... Bak gecenin saat 5'inde hatırlıyorsun değil mi? Ben gece vardiyasındayım. Sen kalkıyorsun, bana mesaj atıyorsun. Biz bu işi yapamıyoruz değil mi? Biz devam ettiremiyoruz tamam, niye yapamıyoruz? Değil mi dedi. Bir dakika. Ben dedim ki neyi devam ettiremiyoruz biz dedim. Biz dedi bu evliliği yürütemiyoruz değil mi dedi. Ben de niye ne oldu şimdi dedim. Yok dedi ya dedi öyle dedi aklıma geldi. Çünkü benim nikahım altındasın. Kadınlık öyle görevini dedi. Yapmıyorsun Selin. Öyle dedi. İyi biliyorsun ki, sen onu bak. Kadınlık görevini dedim, yapmıyorsun. Biz dedim yürütemiyorsak tamam dedim. Anlaşmalı olarak ben ailemle konuşayım. Sen ailenle konuş. Boşanalım. Boşanalım dedim. Ben bunu da denedim. Ondan sonra iki Selin, gün sonra hiçbir konuşma, şey yok ailesine. Gibi davranıyorlar. Şimdi Muhsin'le o gün 11 Kasım'da kaçabilmek için aslında işinden de oldun değil mi? Evet. Belki de bugüne kadar bir hakların vardı, onlardan da oldun. Ben o haklarımdan zaten daha öncesinde onların yüzünden de oldum. Üç tane çocuğunu da bırakmak zorunda kaldın. Bazen bu kadar hızlı davranışların mutlaka bir gerekçesi oluyor. Muhsin Bey'in ailesi sizin bu ilişkinizle ilgili nasıl bir tavır sergiliyor? Onlar hani ne... Onların çok haberi vardı. Tamam böyle birisi olduğundan haberdarlardı ama biz hiçbir şekilde görüşüp konuşmamıştık da. Seni biliyorlar mıydı? Evet, onlar ne beni kadar biliyorlardı. Biliyorlardı. Onlar biz konuştuğumuz zaman zarfında biliyorlardı. Onun dışında zaten kimsenin bir bilgisi de yoktu. Peki Muhsin Bey'in babası burada. Sizi evet. biliyor yani ilişkinizi onaylıyorlar evet. mıydı? Evet, şu an yanımızdalar. Üç tane çocuk. Peki, Nurhak Bey değil mi? Nurhak Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Selamlar. Ne kadar süredir biliyorsunuz oğlunuzla Selin Hanım'ın ilişkisini? Bunları kaçmadan bir hafta 10 gün öncesinde kadar 10 gün öncesinde haberim oldu. Ben denizcilik yapıyorum, balıkçılık yapıyorum ben. Oğlunuz size nasıl durumu anlattı? Oğlum anlatmadı bana durumu, eşim anlattı. Ne dedi size? Eşim dedi, oğlanın dedi başka bir şeyi var, sevgilisi var. Boşandık, bununla boşanıyorlar dedi. Gelin gideli 20 gün oluyor kadın, dedi. 3 çocuklu bir kadın sevgiliye evet. bak. Size peki... Haddini bil lan. Sen haddini bil lan. Şimdi Nurhak Bey şu an... Nurhak Bey bak şimdi bu bana kadar hayatta sağlam bir duruşunuz varsa geldik. Beni bak. Duyun, beni dinleyin ondan dinliyorum sonra cevap mesela. Verin. Kusura bakmayın. Nurhak Bey hayatta bu kadar sapasağlam bir duruşunuz varsa önce ilkeleriniz olacak. Yani sizin kızınız, evli kızınız var mı? Kızım yok maalesef. Allah'ın sevgili kulu olmadığımız için kız vermediler bize. Anladım. Yani kızınız başka adama kaçsa, o adamın babası kalksa, size böyle tavır sergilese ne yaparsınız? Yapmayın Allah aşkına. Kız... Biraz durumdan mahcubiyet duyun, biraz utanın ya. Esra Hanım. Ben de şunu Esra anlamıyorum. Hanım, aynı utanın şey diyorsunuz da, utanın sizin diyorsunuz başınıza da. Gelse. Kızımız yok ama iki namus tane kız var, kardeşimiz var. Anladım da beyefendi. Var. Ben de bir söz hakkı size alabilir miyim? Ben size söz hakkı vereceğim ama tavrınıza dikkat edeceksiniz. Ben de buradaki adam 3 çocuğuyla mağdur olmuş bir adam. Ona kalkıp böyle dayılık yapamazsınız. El vicdan ya. Lütfen şimdi dinliyorum. Hanımefendinin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu biliyor muydunuz? Sırf oğlunuzla sevgili olmak, aşk yaşamak için çocuklarını terk edeceğinden haberiniz var mıydı? Buyurun cevaplayın. Evet vardı. Bu da sizin vicdanınıza rahat geldi. Hiç sıkıntı yapmadınız kendisine değil mi? Kendisine de söyledik. Kızımıza da söyledik. Kızım pişman olacağın bir şey kesinlikle yapma dedik. Buna benim eşim de aynı şekilde söyledi. Ben de söyledim. Ve Dilan Hanım da gideli zaten o zamanlarda tam 20 gün olmuştu. Dilan Hanım aynı şekilde oğlunuzu terk etseydi, başka bir adamla kaçsaydı. Bir de hayat üzerine torunları hayat. Bıraksaydı. Tavrınız ne olurdu? Hayat onun hayatı. Bak ben de şunu söylüyorum. Benim iki tane kız kardeşim var. Tamam kızım yok.
Amenna. Ama namus hepimizin namusu değil mi? Kız kardeşimizin de arkasında koşabilirdik. Benim kız kardeşim ikisi de ayrıldı. Ve bir tanesinin de oğlu kaldı. Nurhak i̇lk, Bey. İlk eşinden oğlu kaldı. Nurhak Bey bakın. Diğerinin de iki tane kızı bir tane oğlu kaldı. Yürüyelim. Bakın şimdi anlatalım sizin anlayacağınız dilden. Şimdi beyefendi 13 Kasım'da boşanma davası açmış. Boşanma davasını evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından açmış. Aynı zamanda kendisine söylüyorum çekişmeli olarak zinadan da açın. Evet, çünkü sabit açacağım. Zina durumu. Açacağım Hülya Hanım. Hepsini yapacağım. Şimdi bu durumda yatsın. Dava istinafı var, Yargıtay'ı var. 2 yıl, 3 yıl sürecek. Dursun. Sizin mustakbel gelininiz de beyefendinin nikahı altındayken bir çocuk dünyaya gelse. Bu çocuk beyefendinin nüfusuna kayıt olacak. Biliyorum. Sizin o namus dediğiniz kavramda biyolojik olarak torununuz aslında hiçbir soy bağı, kan bağı olmayan beyefendinin üzerinde kalacak. Ve bu beyefendi dava açmadığı sürece bu torununuza hiçbir şey yapamayacaksınız. Böyle bir karmaşıklık altında daha hala beyefendinin üzerine yürüyeyim ben geleyim mi diyor musunuz? Gelsin. Geliyor musunuz? Buyurun gelsin. Cevaplayın lütfen. Gelsin. Ne dediğinizi anlamadım. Buraya sesiniz gelmiyor. Buraya peki, sesiniz gelmiyor. Gelmiyor sesimiz. Tamam. Duymak istemiyorsunuz. Ben bu şekilde mahkemeye devam edeceğim. Ben oraya geleyim. Hayır, buraya gelmeyin beyefendi. Sizin buraya gelmeniz uygun bulsam zaten çağırırdım sizi. Bir kere dakika bir gol bir yani. En azından ya şunu söylersin. Kardeşim. Bak. Hakaret etmeye kalkıyor. Ben hakaret mi etmişim? Hiçbir şey söyle. Kardeşim ya kusura bakma bak mağdur oldun. Hani sizin başınıza bu çorabı ören deriz ya bu çorabı evet, kim ördü diye. Benim aslında Muhsin'le Selin. Benim oğlumla evet Selin bizim başımıza çorabı ördü. Ben kimseye haksız bulmuyorum. Veyahut da haklı da bulmuyorum. Bu durum sizin tarafınızdan yakışık alır mı yani? Uygun mudur onu merak ediyoruz. Hayat onların hayatı. Benle yaşamıyor Selin Hanım. Ve oğlumla yaşıyor. Ha ben oğlumun arkasında kararlarının arkasında sonuna kadar destekçisiyim. Evlatımdır sonuçta. Şimdi bizim toplumumuzda... İyi veya kötü, evlatımdır sonuçta. Hayır, bizim Selin'i toplumumuz... seçtiyse Selin'in arkasında ömrümün sonuna ama kadar mutlu olmasını dilerim. Ama bizim toplumumuzda bir aileden kız alırken ailesi, davranışları çok önemlidir. Yani ya da biz böyle büyütüldük. Aman annesi iyi olsun, aman babası iyi olsun, aman bilmem bir şey olsun. İşte sence... ben sizin o dediğinizi keşke 14 yıl öncesi yapsaydım. Keşke. Annesine baksaydım, kız kardeşine baksaydım. Öyle Tuğba'ya da bağlanabilir. Eğer duyuyorsa, izliyorsa Tuğba bağlanabilir. Ablası onun... aynı şeyi yapmış insan. Ablasına da aynı şekilde kredi borcu bırakmış insan. Onun ablası daha önceden gitti. Bağlansın, tamam, ablam da bağlanabilir. O ev o kadar kötüydü. Ben bıraktım. Benden öncesinde kendi ablası gitti. Kendi evinden gitti. Annesinin ilk boşanıp eşinden. Gitti ama ablam. Boşanmadan. Boşanıp gitti Dilek ablam. Dilek kasabasında evliydi. İlk eşinden boşanmadan gecenin ama bir vakti onun gitti. Ama tamam, onun sıkıntısı ablam babasının evine geldi. O kadar iyi bir ev ki o eve kim gelse bu evden kaçmak istiyor. Tuğba'ya bağlanabilir anlatabilirler neden senin peki? Yaptıklarını. Onun annesi ben 14 yaşındaydım. Hani diyorsunuz ya burada güvenmedi etmedi diye. Ben o evin Nüfus içerisinde 17 yaşında evlendiğinizi ben ama yaş düzeltme ailenizi açtığı tamam davada yaşınızın büyüttüğünüzü ortaya. Sen hakim karşısına çıktın, ifade verdin. Kime bakar, kimin gibi olur? Siz iddia ha? ediyorsunuz, ben de şunu söylüyorum. Ya benim ailem kimin evraklarda 17 ha. yaşında evlendiğiniz bu evliliğe ailenizin 14, onay verdiği 14 yaşında 18 kaçtım. Yaşında benim da benim şu an kimliğimde bile yaşım aynı hakim değil. Hakim karşısına çıktın, ifadelerim var. Hanımefendi yargılamanız önümde. Duruyor şeyiniz, nüfus tamam. Aileniz bu işi yapmış. Yani yaptı. Küçük yaşta kızlar evlenmemeli ama ailelerde 17 yaşında sizin kanuni temsilciniz izin vermiş. Bununla da kalmamış, gitmiş yaşınızın düzeltilmesi noktasında 17 yaşındaki yaşınız kalkmış 18. Dava açılarak 18 yaş olarak düzeltilmiş. 18 yaş niye oldu? Benim kızım oldu 4 yaşındaydı. İşte bilemem ben o dönemde tamam, neden olduğunu. Tamam ben de sizin hanım. Hakim karşısına çıktın bak ifadem bak. Sen kaç yaşındaydın? 16 yaşındaydım ben de Esra'nın. Ben niye bu hale geldim? Siz niye bu hale şu an kaç yaşındasınız? Ben şu an 28 yaşına girdim. Ben 95'liyim. Ben 95'liyim. Ben 16 yaşındaydım ben. 14 yıldır bu evin içindeyim Esra Hanım. 28'e girdin. Ben bir yıldır... Hani dersiniz 2 yıllık evlidir, 1. yıl laylaylomla geçmiştir, iyidir, 2. yıl zora geldi, kaçta olur. Hayır. Ben 14 yıldır o evin içindeydim. Hayatım, ben çocuğum, ilk çocuğum olduğunda daha ben 16 yaşındaydım, benim hiç kardeşim yoktu.
Ben etrafımda bebek falan da bakmadım. 13 yaşındaki çocuğun ilk çocuğun erkek mi kız mı? Kız. Ben kız. O çocuğa bakamıyorum diye annesi bana şimdi söylemediğini bırakmadı. Bana psikolojik şiddeti 14 yaşındayken başladılar. Bakamıyor diyorum. Ben bu evin içinde onlar çalıştı ben kaldım. Ben çalıştım onlar... Onlar gittiler, Selin'cim, evde kaldılar. Buna rağmen seni, ben sürekli kızın, hor görüldüm. Ya siz seni, niye bunu görmüyorsunuz? Seni, ben görüyorum bak. Seni, kızın yolunu yapıyorsun. Bu yola bir insan girmişse niye girmiş diye de bir sor. Ya Selin'cim, kadın suyun evine gitseydin, bunu almadığın insan kaçıyor mu evinden? Hayatım, benim... Kaçıyor mu? Kadın suyun evine niye gitmiyorsun sen, niye? Bakın, kadın suyun evine neden gitmedin? Şunu anla bak, şunu anlamıyorsun. Beni bu raddeye getirdiniz. Niye beni bu raddeye getirene kadar sen görmedin? Benim ne kadar kötü olduğumu görmüşsün. Sormuşsun madem, niye evini ayırmadın? Sen şu an karalama politikasına girmişsin. Benim kredimi çektiğim parayla madem gitseydin sen ev ayırsaydın Hüseyin çok yap... mu zordu? Sen zaten Hüseyin şunu çok yaptı demezsin. Bir tek bu var ha Esra Hanım. Bunların köyden gelen insanlar, benim bile yarı, benden bile küçük olan insanlar kendi evlerini kurdular, kendi düzenlerini kurdular. Sen neden kuramadın? Annesinden babasından ayrıldılar. Sen neden kuramadın evini? Annesinden babasından ayrılmamasının tek sebebi de kendine güvenememek. O ev mutsuz bir ev. Sana güvenemedi. Mutsuz ev. Benim sana kendi kızım ya, benim kendi kızım. Sana ben buraya ilk geldiğimde anne dedi, ben dedi ne yapacağım burada, beni yanına alacak mısın dedi. Kızım dedim dur bak hepsinin zamanı var. Peki hepsinin zamanı mı yaşıyorsunuz? Kızım hiçbir zaman öyle bir şekilde demedi. Benim çocuklarımla lütfen konuşmama bile engel oluyor. Bak benim çocuklarım o kadar ya kötü diyor değil mi? Ya bırakıp giden çocuğa sen daha ben şey... Ben çocuklarımla konuşuyorum. Anneciğim bak böyle oldu ama bak sen de gördün. Bu benim her şey çocuklarımın gözünün önünde çocuklara oldu. Çocuklara kafasını doldurmuşsun. Çocuklara kafasını doldurmuşsun. Öyle. Ben kızıma diyorum ki benim kızım ergenlik yaşında. Üç tane onlar çocuk bak ben gidiyorum Esra'm sabah. Biz 6.45'te servise biniyoruz. Ben gündüzde çalışırsam benim eve gelmem 5. Nereden baksanız hani 10-11 saat ben zaten yokum. Selin değil şunu mi anlamıyorsun. Ben size şunu anlatayım mutsuz mı? Mutsuz bir evin ha içerisinde çocuklar bırakılamaz. Bırakılmaz. Ben çocukları zaten bırakmak senin istemedim. Senin anlattığın her şey senin boşanmaya gitmen için önemli sebeplerdi. Sadece kendinize bir kurtarıcı arıyorsunuz. Onunla hareket edebiliyorsunuz. Tamam, onun işte haricinde bunun da yani biri nedeni olmadan, bir erkek olmadan hareket edil ya da bir erkeklerde de vardır bir kadın. Bir kadına ya da bir erkeğe tutunmadan hareket edemiyorsunuz. Bu çok büyük bir zayıflık. Halbuki elinde geçerli sebeplerin, kendine ait bir çocuklarla düzen kurman gerekirken her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Belki de boşanma konusunda davanı açmış olsaydın en haklı sendin. Ama şu davranışın seni o kadar haksız hale benim getiriyor ki. Esra Hanım çocuğumun psikolojisi diyor ya. Peki reklamlara gideceğim şey şimdi. Ya. Yarın devam edeceğiz. Sizi alayım buradan. Sizi bu taraftan alıyorum. Çocuklarımın psikolojisi diyor. Daha boşanmadan şey yapmadan Instagram'a sosyal medya hesabına şey yapıyor. Sen bak bir de çok tehlikeli yani. Çocukların var dünyalarını kirletip karıştırıyorsunuz. Çocukları çocuklar bu süreci normalleştiriyorlar. Nazlı Sekmen geliyor buyursunlar. Nazlı nasılsın Nazlı? Teşekkür ederim Esra Hanım. Merhabalar nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ediyorum. Şimdi cuma günü programı öyle bir kapattık ki Serdar Bey son dakika geldi. Eşine sarıldı ve ne olur 18 yıllık evliliğimizin hatırına beni affet dedi. Nazlı'nın bu konudaki cevabı, bu barışma teklifine cevabı ne olacak? Hoş geldiniz Serdar Bey teşekkür sizle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Reklamlardan sonra iki tarafla görüşeceğiz. Hemen ardından Sezgin ve Emel anlaşmalı boşanacaklar mı? Çiftin son kararı nedir? Ardından Caner İstanbul Esenler'de Bahtunur konusunda biliyorsunuz ki kızı kayıptı. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Hemen Caner'e bağlanalım. Evet Esen Hanım şu anda Esenler atış alanındayız. Neşe Hanım iki çocuğunu bir pilavcıya bırakıp komşusunun abisi olan Oğuz Bey ile ortadan kaybolmuştu. Buraya geldik araştırmalar yaptık Esen Hanım. Neşe Hanım ve Oğuz Bey birçok iş yerine giriyorlar çocukları bırakmak için. Ama en son dediğim gibi bir pilavcıya bırakıyorlar. Neden o pilavcıya bıraktılar? Pilavcı ile onların bağlantısı neydi? Az sonra sizlerle sizlere aktaracağız Esra Hanım. Peki reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Türkiye ekrana kilitlendi, bu hesaplaşmayı izledi.
Ayfer isimli kişiyle ne kadar süredir berabersiniz? 7 aydır. Dini nikah kıydınız mı? Bir de hala utanmadan söylüyorsun diyor. Allah ceza. Bu evlilik benim için bitti. Serdal'ı da Ayfer'den ayırın diyorsun. Ayır. Burada bir ihbarımız var. Serdal Bey ilk değil. Son olmayacak. İnsanları tuzağa çekip paralarını yiyen insanlar. Zaten Ayfer Hanım anlatmıştı. Daha önce birkaç hatasının olduğunu. Aşık mısınız Ayfer Hanım? Evet. Yazıklar olsun. Kabul etmeyeceğimi biliyor. Yalvaracak da yalvaramıyor. Ben istemem çünkü. Serdal'dan canlı yayında şok hamle. Tamam bırak beni. Tamam. Ya bırak. Bırak beni. Ben istemiyorum ya. Peki şimdi ne olacak? Nazlı kocasını affedecek mi? Hakkında birçok iddia ortaya atılan Ayfer, Serdal'ın bu dönüşüne ne diyecek? Ne oldu Serdal son dakika? Serdal samimi mi yoksa ikili mi oynuyor? Gerçekten çok çok özür dilerim. Önce senden özür dilerim. Çok psikolojik olarak çok çok. Hangi sürpriz isim Serdal için stüdyoya geliyor? Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, konuğumuz Bahtunur Karaşahin, Tekirdağ'dan geliyor. Evli ve iki çocuk annesi, kızı Neşe Erginç. Kendisinde kaldığı süre içerisinde iki çocuğunu da alarak 1 Kasım'da komşunun, gelininin kardeşi, yani Sinem Hanım'ın kardeşiyle beraber evet. Kaçıyor. Kızını arıyoruz, Neşe'yi ve Oğuz'u arıyoruz. Nerelerdeler? Önce hatırlatma ardından Neşe kaçtıktan sonra çocukları bırakmış olduğu bir pilavcı var. Oradan canlı bağlantımız olacak. Konuşma kızım, ya utanmadan. Geçme sen benim elime. Benim çocuğuma yapamaz bunu. Sen kimsin de benim kızıma abinin numarasını veriyorsun? Ya biz bu... Bahtunur Karaşahin geliyor. Kızı 1 Kasım tarihinde çocukları alarak kayıplara karışıyor. Buyursunlar. Götüren çocuk hiç tanımadığı bir insan. Madde bağımlısı. Bir hafta önce kız kardeşi kapıma geldi. Ne olur dedi, hani Neşe'yle arkadaş olalım. Çocuğumu evine çağırdı. O gün o evde ne yaşandı Esra Hanım bilmiyorum. İsmi nedir onun? Sinem. Sinem. Sinem'le Oğuz Sinem kardeş mi? Evet, abisi. Abisi. 1 Kasım tarihini anlatır mısınız? Sabah kızımla birlikte kahvaltımızı yaptım torunlarımla. Çok morali bozuktu. Bir haftadır da hiçbir şey yemiyordu. Bu şantajla ilgili bir şeyler araştırmış internette. Çok önemli söylediniz. O bir hafta boyunca arama motoruna şantaja uğrayan ne yapmalı mı? Ne yazmış oralara? Evet. Nedense bu Sinem'in yanına gitti. Benim kızım boşanmaya karar verdi. 20 Ekim'den sonra. Sinem Hanım merhaba. Neşe Hanım'la ne kadar süredir arkadaşsınız? Bir iki aydır falan konuşuyoruz. Ama kesinlikle annesinin o evine abisiyle beraber aldığı dediğini kabul etmiyorum. İftira atıyor bana. İftira mı atıyor? Gün... Ne kadar süredir bir ilişki yaşıyorlar? Ben ne zaman ilişkilerinin başladığını bilmiyorum bakın. Benim çocuğumu yoksa bir kere kızının aklı yok mu? Benim çocuğum. Sen kimsin de benim kızıma abinin numarasını veriyorsun? Neşe ile abiniz Oğuz sizin evinizde hiç bir araya geldiler mi? Hayır, geldiler kesinlikle Esra gelmedi. Hanım. Bir gün oyunda konuştuklarını duydum ben oyun aracılığıyla. Ben de dedim ki bak konuşmayı kes. Abim dedim iyi bir insan değil. Açık açık ben söyledim. Dedim 4 senedir ben abimle konuşmuyorum. Dedi ki bana abim gelip. Konuyu dedi ben kapattım dedi. Öyle bir şey yok dedi. Evli var bir insan ben konuşmam dedi. Evet. Tamam dedim. Şu anda sizce abiniz Oğuz Odabaş ve Neşe nerede olabilir? Bilmiyorum. Neşe ve Oğuz nerede? O süre 1 Kasım tarihinden beri. Kızınız sizi bu süre içerisinde aradı mı? Aradı Esra Hanım. Ne diyor? Anneciğim ben o adamın yanındayım. Oğuz'un yanındayım. Evet, biz işe girdik, çalışıyoruz. Çalışıp avukat parası kazanıp eşimden ayrılacağım diye bana bir telefon açtı. Kızınız size bir ay, kızınız sizde kalıyor bir ay boyunca. Sizin de kalmasının sebebi neydi? Niçin geldi? Bende kalmasının sebebi evine kışlık hazırlık yapıyordum ben. Onun için geldi. Bir aydır da benim evimdeydi. Yani kocasıyla sorunları olduğu için mi geldi? Kocasıyla sorunları vardı ama önceden vardı. Son 5-6 ay boyunca hiçbir sorunları yoktu. Sever misiniz damadınızı? Severim. Yani iyi bir insan mıdır? İyi bir insan. Yani mesela hani... tüm bu olanları hak etti mi? Hak etmedi. Hak etmedi. Peki. Yani nikahının altında
gittiği için hak etmedi. Boşansaydı, hani eşi de konuşmuşlar. Bir hafta işte sineme gittikten sonra konuşmuşlar ben boşanacağım deyince. Eşi demiş ki ben geleyim, sizi alayım çocuklarla, avukata beraber gidelim. Ama benim kızıma nasıl bir akıl verdiler, nasıl bir şey yaptılar. Esra Hanım yanlış şunu söyleyeyim. Halası, babaannesi, bu Sinem, Sinem'in kız kardeşi, annesi. Dokümanlarını çıkartabilirsiniz. Her gün sabahın beşine kadar kızımla ne konuşmuşlar? Yani kızını etkilediler mi? Evet. Ama kızınızın da konu, yani kızınız hem kendini koruyabilir hem de size ya anne bunlar beni sürekli arıyorlar, ben bundan bir rahatsızlık duyuyorum. Niye diyemedi? Diyemedik çünkü kızımın psikolojik sorunları vardı. Ama seni arayıp demiş ya anne biz hiç bulduk çalışıyoruz diye. Evet. Şimdi, yani şimdi yanımızda değil serbest konuşuyorlar Esra Hanım. Anladım. Şimdi o zaman hemen bir Caner'e dönelim. 1 Kasım'da kızınız çocuklarla evde yalnız. Evet. Siz İstanbul'a geliyorsunuz. Kızınız bu Oğuz isimli kişiyle beraber kaçıyor. Size de bir mesaj atıyor. Anne ben kadın sığınma evine gidiyorum. Biraz kafamı toparlayıp geri geleceğim diye. Fakat bir hafta sonra kızınız Esenler Atışalı'ndaki bir pilavcıya çocukları bırakıyor. Bakın bu da çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani psikolojiniz bozuk bile olsa evladınızı pilavcıya bırakıp sevdiğiniz adamla kaçar mısınız? Hayır, hayır. Yani kimse, bana göre psikolojin bozukluğu nerede biliyor musun? Çocukları bırakmakta hem de bir pilavcıya. Caner sendeyiz. Evet Esen'im şu anda Esenler Atış alanındayız. Dediğiniz gibi Neşe Hanım kaçtıktan bir hafta sonra iki çocuğunu bir pilavcıya bırakıyor. Ama kısaca size burayı tanıtmak istiyorum. Burası Atış Alanı'nın en işlek caddelerinden birisi. Burada birçok dükkan var Esra Hanım. Pilavcıya girmeden önce buradaki birçok dükkana iki çocuk ve Oğuz'la birlikte giriyorlar. Belki de çocukları oraya bırakacaklardı ama ne olduysa en son pilavcıya geliyorlar. Pilavcıda oturup yemek yerlerken sonra pilavcının sahibiyle bir sohbete başlıyorlar. Dilerseniz neler konuşuldu, o sohbette neler geçti? Pilavcının sahibi Mustafa Bey şu an içeride. O gün yaşanan tüm detayları bizlere aktaracağız. Gördüğünüz gibi Esra Hanım burası pilavcı, yoğun bir cadde, birçok dükkan var. Ama dediğim gibi en son bu pilavcı dükkanını seçiyorlar. Neden burası? Bunu Mustafa Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar. Şöyle alalım sizi. Merhabalar. Mustafa Bey, Neşe Hanım, Oğuz Bey ve yanlarında iki çocukla birlikte buraya geliyorlar. Evet, o gün, iyi hatırlıyor musunuz o günü de? Öyle sorayım ilk önce. O gün neler yaşandı bize aktarır mısınız? Şöyle abi ben geldiğimde kendileri zaten buradaydı. Arkaya geldi. Abi dedi çocukları buraya bırakabilir miyim dedi. Ya daha önce bize yardımda bulunmuştu. Ben de dedim tabii ki de bırakabilirsin dedim. Ama şöyle bir şey var. Hani en başta izin vermedim. Ondan sonra kaçaklarını öğrendim. Ve polisi aradım. Şey babalarıyla beraber geldiler, çocukları aldılar öyle yani. Yani siz ilk başta neler hissettiniz dediniz ya bazı şeyler hissettim, bazı sıkıntılar hissettim. Yani ne hissettiniz o çocukları burada durmalarına kabul ettiniz yani onları burada babası gelene kadar tuttunuz? En başta geldiler yani çocukları bırakmak istediler. Tabii ben hani kararsız kaldım. Sonra düşündüm abi televizyonda görüyoruz böyle şeyleri çocuklara zarar veriyorlar şey yapıyorlar benim de çocuklarım var. O yüzden hani dedim çocukları alayım ne yapıyorsalar yapsınlar dedim. Tamam aldıktan sonra size bir numara mı bıraktılar? Evet bir numara bıraktılar. Kimin numarasıydı o? Babasının olduğunu söylediler. Ama tabii ki de ben hani aradım babasını. Ama dedim özellikle memurla gelmelerini söyledim. Çünkü abi hani ben tanımadığım insana çocuk teslim etmem. Sonra baba mı geldi? Sonra baba geldi bir memurla beraber. Memur kimliğini gösterdi. Sonra çocuklara sarıldı gitti yani. Peki şunu diyeceğim. Oğuz Bey ve Neşe Hanım'ı önceden tanıyor muydunuz? Oğuz'u tanıyordum abi. Tehlikeli bir insan mıdır? Yok abi. Yok şimdi yani yalan söylemeye gerek yok. Neden korktunuz? Korktuğunuzu söylediniz. Çocuklara zarar verirler diye. Abi şöyle söyleyeyim hani. Şimdi cahil insan abi. Şimdi cahil insana her şeyi beklemez yani. Şimdi sonuçta evli bir kadınla kaçıyorsun yani. Evli normal bir şey değil tabii ki evli bir insanla. Şey değil. Normal bir şey olmadığı için de. Televizyonda görüyoruz hani çocuklarını öldüren de oluyor, şey de oluyor, zarar veriyorlar. Yani siz çocuklara üzüldüğünüz için mi onları teslim abi, aldınız? Benim yanımda güvende olduğunu biliyordum abi. Yani benim yanımda hani kimse hani Allah'ın kulu annesinin babasının dışında ve devletin memurunun dışında kimsenin alamayacağını biliyordum. Peki farz edelim siz çocukları kabul etmediniz. Onlar buradan çocuklarla gittiler. Belki bir eve gideceklerdi.
Oğuz o çocuklara zarar verme potansiyeli olur muydu? Var mıydı yani? Ya abi evli kadınla kaçıyor. Şimdi bir şey diyemem bu konuda. Eskiden olsa derdim. Yani her şey beklenir mi gibi mi diyorsunuz? Abi, hiçbir şey diyemem ya. Şimdi hani... Esra Hanım konuşmuyor. Hani, ya bir şey Mustafa diyemem Bey, ya. Şimdi iyilik mi yaptığınızı düşünüyorsunuz? Abi. Mustafa tabii Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ve o güne dair bilgileri ben aktardığınız için. Birkaç soru da ben size yöneltmek istiyorum. Size tabii ya Mustafa ya Mustafa ya da Mustafa Bey nasıl hitap ediyorlarsa ya biz çocukları buraya bırakacağız ya da burada bırakmak istiyoruz. Buradan gelip babaları alsın cümlesini kuran kişi Neşe Hanım mıydı? Kaçtı Oğuz Bey miydi? Ya şöyle söyleyeyim ablacığım hani geldiler buraya Oğuz bana söyledi. Dedi ki böyle böyle çok eskiden Oğuz benim yanımda yardıma gelmişti hani birkaç kere. O şekilde şey yapmıştı. Hani hatta en başta ben dedim hani yok dedim hani olmaz öyle dedim. Olmaz dedim ama tabii sonradan hani düşündüm hani cahil insanlar yani her şey beklenir yani. Çocukların üstü başı ne haldeydi? Nasıldı çocukların görüntüsü? Ya... Şimdi bakın hanımefendi ben yalan söyleme hani hayatım boyunca konuşmadım. Şimdi de yalan konuşmam ama neyse onu söylüyorum ben. Babasına da söyledim. Hani kadın burada çocuklarına yemek yedirdi. Tabii ben muhabbeti bilmiyordum. Hı hı. Yemek yedirdi. Sonra Oğuz geldi arka tarafta bana dedi abi böyle böyle. Ben dedim yok oğlum dedim. Hani ben dedim zaten kızdım zaten dedim ya saçma sapan işler yapma dedim. Hani başını ağrıtma dedim böyle şeyler. Evli barklı kadın dedim yakışır mı dedim delikanlı adamına. O şekilde dedim. Sonra baktım hani gerçekten hani ne olur ne olmaz. Zarar vereceğini düşünmüyorum ama insan oluyor yani her şey bekleniyor. Çünkü görüyoruz televizyonda sizin programınızda da görüyoruz. Çocuklarına evet. Zarar veriyorlar. Hı hı. Şey yapıyorlar. Ben de tabii o şekilde dedim hani benim yanımda daha güvenli olur diye düşündüm. İyi ben de size şeyi sordum çocukların halini hatırlıyor babaları musunuz? Babaları bir memurla geldi. Çocukların durumu giyimi kuşamı falan nasıldı? Çocukların giyimi kuşamı o kadarını hatırlamıyorum da. Yani bakımsızlar mıydı? Yok bakımsız değillerdi. Sadece çocuğun çişi vardı. Ben çocuğuna lavaboya götürdüm, iş ettim. Ondan sonra zaten babalarını aradım. Geldi zaten burada çalışan peki, arkadaşlar anne, vardı. O bu çocukları yani. Bırakırken... Ama annesi yemek yedirdi. Tamam. Anne çocukları bırakırken... Evet. Şimdi artık o kapıdan çıkıyor ve çocukları orada bırakıyor. Vedalaştı mı? Evet. Vedalaştı tabii. Ne dediğini tabii, hatırlıyor musunuz? Vedalaştı. Yok ne dediğini hatırlamıyorum. Ben kadının yüzüne bile bakmadım. Çünkü benim kızdığım şeyler. Hani anneler cennetten çıkma diyorlar da bütün anneler için geçerli değil demek ki. Hı-hı. Hani çünkü çocuğunu bırakıp giden bir insana ben suratına bile bakmam yani. O şekilde söylüyorum. Vedalaştı. 3 ve 4 yaşındaki çocuklar algılayamaz. Çocuklar ağladı mı? Yani çocukların normal kalabileceğini düşünmüyor. Çocuklar yok ağlamadı kızı. Ya. Şimdi... Hı. Çocuklar yok sadece büyüğü tabii erkek olandı. Erkek olanın kişi gelmişti. Lavaboya götürdüm getirdim. Sonra zaten babaları geldi memurla beraber. Sarıldılar marıldılar ondan sonra ama gitti anne şunu yani. Söyler şey siz burada yani. Bekleyin sizi baba alacak der. Ama yani burada bekleyin. Hiç tanımadığı bir yerde. Ya çocuklara. 3 yaşındaki kızı 4 yaşındaki abiye emanet ediyorsunuz. Pilavcıyı tanıyor peki, mu Mustafa? Peki telefon attığımda şimdi Neşe Hanım var. Yani tabii bu çok garip bir durum. Düşünsenize biriyle kaçıyorsunuz, çocukları bırakıyorsunuz. Herhangi bir dükkana ya da kaçtığınız kişinin hani geçmişten bir bağlantısı var saçma diye. Esra Hanım, Mustafa Bey'e bir soru sorabilir miyim? Tabii, kızınız telefon attığında. Tamam. Neşe Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Neşe. Nasılsınız? İyi, mutlu musunuz? Keyfiniz yerinde mi? Sence çocuklarım yokken nasıl mutlu olabilirim? Öyle mi Neşe? Anne sen bu pilavcıya bırakırken neredeydin? Sen susacaksın. Sen bana ben ne dedin? Ben susacağım. Sen bana cumartesi günü ne dedin? Ben sana gel demedim mi? Gel çocuğun dedin, sesini soruyor sen gel bana, demedin mi? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ne dedin? Sen dedim çıktıysan ben çıkacağım dedim. Sen bana ne dedin? Sakın çıkıp beni rezil etme dedin. Niye? Söyleyeceklerimden mi korkuyorsun? Bebeğe seninle söyleyeceklerini dokunacağım. Hadi konuş bakalım bir Neşe Hanım. Senin çocuğunu bırakmaktan başka sen ne diyeceksin ya? Kocanı mı karalayacaksın? Aileni mi karalayacaksın? Hadi karala. Tek kocam da bitmiyor ki. Sen bana sahip çıksaydın ben bu halde olmayacaktım. Öyle mi? Evet ne oldu? Neşe Hanım kocan dövdüğünde kapına polis yığdığımda gel kızım dediğimde
Kaç kere oldu? Neşe bu. Sen bu kocam Esra beni zorla, Esra Hanım, bu kocam beni zorla kaçırıyor dedi. Ben bu adamı getirdim. Mehmet Bey bağlayın. Ben bu adamın ağzını burnunu kırdırdım. Sen benim kızımı... Mehmet Bey'in, evet. Beni zorla kaçırdı. Yalan söylüyor Esra Hanım. Beni zorla kaçırdı dedi. Dövdürmedin mi? Ağzını burnunu tuzak kurup kırdırmadın mı? Bağlayın Esra Hanım kocasını. Sonra bağla, ne yaptı Esra Hanım? Bağla, bağla. Ben aldım yanıma. Ben bu adam ceza alacaktı zaten Esra Hanım. Olaylar anlatıldığı gibi değil. Ben zaten silah bırakmak istemedim. Söylüyorsun. İzin verirseniz Neşe Hanım'ı dinleyebilir miyim? Esra Hanım yalan Neşe, söylüyor. Neşe, ailenle yaşadıkların ha ayrı. Evet. Ev içerisinde yaşadığın sorunlar ne olur, ayrı. Mehmet bağlan. Oğuz'la kaçman ayrı bir konu. Yani hepsi kendi içinde farklı bir başlık. Evet, ben hepsini zaten açıklamayı aradım. Öncelikle annenizin iddialarından yola çıkarak soru soracağım. Oğuz evet Bey'in ailesi, kardeşi, hı-hı, Sinem, akrabaları, annesi, babası sizi sürekli arayarak, sizin psikolojiniz bozuk olduğu için sizi etkileyip öyle mi kaçırdılar? Ben bir kere annesinin babasının numarasını bilmiyorum. Tamam, ben Esra Hanım'a getireceğim Oğuz'la dokümanı. Bir tutar mısın? Tamam. Dinleyelim. Tamam. Evet. Zaten Oğuz'la oyun aracılığıyla tanıştım. Bunun da kanıtları var, size göndereceğim. Hı-hı. İkincisi olarak Sinem, ben Oğuz'la birlikte olduğumu öğrenince Sinem zaten benimle arkadaşlığını bitirdi. Sene kocanı karalayıp da onları mı koruyorsun Neşe? Ne Allah seni ya kahretsin. Allah o çocukların Allah seni kahretsin. O çocukların vebalini sorsun senden. Neden doğurdun? Neden? Neden doğurdun? Allah'ın belası. Sen beni neden doğurdun madem atacaksın dışarı? Ha? Ne kadar süredir ilişkiniz var Oğuz'la? 5 ay. 5 aydır. Evet. Yani ona bağlanacağım. Annenizin iddiası şuydu. Siz kaçmadan bir hafta önce her şey başladı. Siz 5 aydır Oğuz Bey'le sevgili miydiniz? Evet. Nasıl görüşüyordunuz? 5 ay değil. Şöyle ben size anlatayım. Tabii. 3 ay arkadaşlık, sadece oyun oynuyorduk. Arkadaşlar konuşuyorduk evet, zaten Oğuz Bey'in evli olduğunu bilmiyordu. Evet. Artık, arayan bak belasını da bulur mu evlasını? Haklı çıkmak için orada bağırma. Esra Hanım niye çocuklarına bir ilacı verdin de ya? Allah kahretsin. Soracağım ya, onu da soracağım. İlacı, öyle mi? Dur oraya gelme, ben soracağım onu. Evet, 5 aydır, 3 ay arkadaşlık, son 2 aydır ilişki. Evet. Kaçmaya nasıl karar verdiniz? Kaçmaya şöyle Esra Hanım, ben zaten eşimden boşanmak istiyordum. Benim eşimle şiddetli geçimsizliğim vardı. Öyle mi? O yüzden annemin yanına geldim. Anne karışma. Yalan söylüyor evet Esra Hanım, anne kış hazırlığı için. Anneniz dedi ki kışlık annemin yapmak için yanımıza evet geldi. Hanım. Kocasıyla peki mutluydu dedi. Kışlık yapmak için gelmişsin hayır, sen. Hayır, ben kışlığı anneme yardım etmek için gittim. Ben, yalan benim söylüyor kışlıklık Esra bir durum Hanım yok. Ben zaten kışlık yapmayı bilmem. Ben anneme sadece yardım etmeye gittim. Evet. İkincisi olarak ben anneme dedim ki, zaten eşimle kavgalıydım. Anne dedim, ben boşanmak istiyorum. Hı. Annem dedi hele bir bekle, yok ondan sonraki ben de daha evimde dul kız istemiyorum. İşte huzurumu bozuyorsun. Bunları söyledi. Hı. Ben de zaten giderken dedim ki anne, ben sizin huzurunuzu kaçırıyorum. Size huzursuzluk vermek istemiyorum diye gittim. Esra Hanım, sürekli bir insan kızına onu söylemişim. Ben kocamın yanından çıkıp sana gelmişim. Kimin zoruna gitmez? Çocuklarınıza uyku ilacı veriyor musunuz? Efendim? Çocuklarınıza uyku ilacı veriyor musunuz? Sinem Hanım geçen gün yayına bağlandı. Şey yok Esra Hanım. Siz kendisinden uyku ilacı istemişsiniz. Bunu kabul etti. Sebep neydi o gün istedi Esra Hanım, sorun. O gün neden çocuklara uyku ilacı verildi? Evet, Esra Hanım şöyle. Şimdi benim annem geç yatan geç kalkan bir insan. Benim çocuklarım 9'da yatıp 7'de kalkan bir insandı. Annemin yanına gelince uyku düzenleri bozuldu. Ne gece yatıyorlar ne gündüz yatıyorlar. Sinem dedi ki, ben de dedi bir verelim. İşe yarıyor mu yaramıyor mu? Uyku düzenleri yerinde mi değil mi? Hı. Kötü bir amaçla değil. Ben de karınlarını doyurdum. O uyku ilacından birer damla verdim. Ondan sonra uyudular. Kötü bir amaç değil. Doktorunuza sordunuz mu? Ben internette araştırdığıma göre... Çocuklar alerjik hastası. Sorun Esra Hanım. Anladım. Peki. Yani kötü anlamda vermedin. Yani kaçarken çocukların yanında... Alerji hastası çocuğun, alerji hastası çocukların. Allah seni kahretsin. Kaçarken çocukları yanınıza aldınız. Sonra nasıl bir pilavcıya bırakıp onları terk ettiniz? Esra Hanım, şunu ben söyleyeyim. Ben çocukları yanıma aldım. Kıyafetlerine dahi, kimliklerine, ilaçlarına dahi aldım. Annem yalan söylüyor.
İlaçlarını aldım, ben yalan çıktım gittim. Yalan söylüyor Esra Hanım, hiçbir niye şey niye pilavcıya almamış. Terk edip gittiniz, bunu öyle merak söyleyeyim. Ediyorum. Biz 3 gün bir akrabada kaldık. Hı hı. Ondan sonra çocuklardan sonra biliyorsunuz çocuklarla hiçbir yere sığınmıyor. Ben de gittim, ilk kadın sığınma evine başvurdum. Kadın sığınma evi beni kabul etmedi. Dedi ki şiddet yok, bir şey yok, ben seni alamam. Ondan sonra ben Atış Alanı karakoluna gittim. Dedim ki ya ben yemek yiyemem, çocuklarıma yediremem diye bir şey yok. Ben aç kalırım, çocuklarımı aç bırakmam. Ben evet, sağ ol ya. Evet. Çocuğu hastanelik ettin, sağ ol. Ben mi? Köpek bile senden daha anne. Kalite yaparsak, köpekler senden daha iyi annelik yapıyor, haberin olsun. Şu anda aynı şey sizin için de geçerli. Ya bağlayın bunu kocasını. Çocukları o gün... Mehmet bağlan. Ne olur Mehmet bağlan artık. Ben her türlü yola başvurdum. Kadın sığınma evine başvurdum, almadılar. Atış Alanı Esenler karakoluna başvurdum. Yalan söylüyor. Yalan. Bir saniye. Annenizin evine de bırakırdınız. Çocukları bırakma kararı kimden çıktı? Benden çıktı. Sizden çıktı. Evet. Ağzında taşır köpek bile. Ben doğduğumda neden beni çöpe attın onu söyle bakayım. Ha ben seni çöpe mi attım? Neden çöpe attın, neden teyzen beni çöpten aldı? Tamam bağlayın teyzesini neyi. Ya Neşe'cim. Tamam Esra Hanım. Neşe'cim bunun için. Sen karala kızım. Anneni terk edersin, çocuklarını pilavcıya bırakıp kaçmazsın. Esra Hanım, Esra Hanım ben kaçıp gitmedim. Ben mecbur kaldım. Evet mecbur kaldım. Ortaya çıkmasın kız, diye orada rezillik yapıyorsun. Çektin, Allah kız. Seni bildiği gibi yaptın, tamam mı? Ha, kocanın annenin, yaptıkları. Annenin yalanları yaptığın, nedir? Kocanı temizlemez. Bir saniye Esra Hanım. Şunu söylüyorum. Hı-hı. Benim şu an kocamın arkasında değil mi? Benim kocam evet, beni kocanın arkasındayım. Arkasında. Sonuna kadar peşindeyim. Adamın nikahı... Bakın yine kendini... ...almıyor çünkü şiddet yok ki, diyor. Susmuyor arkadaş, susmuyor, anlamıyorum. Bakın, annenizin yalanı nedir? Ya amca sen onu bağlayın, ben kendime bağlaması verdim. Şunu söyleyeyim, annemin yalanı işte... Kocası çok üzülüyordu. Kocası utanıyor oraya çıkmaya. Kocası kendinden evet. 20 yaş küçük birini alıp dövmeye utanmıyor da orada konuşmamaya mı utanıyor? Ne? Konuşmaya senin yaptıkla... Hiç alakası... Şiddet değildir, boşanır. Hayır Esra Hanım. Tek yapacağı şey boşanır, kimse kimseye vuramaz. Tamam Esra Hanım, 5 dakika alın sesini. 5 dakika alın Esra Hanım. Ama ona söz veriyorum. Hayır, benim kocam benim. Karakola niye söylemediniz? Bak Esra Hanım. Karakola Neşe Hanım niye söylemediniz ve sığınma evine yerleşmediniz? Yani evet. Karakola bıraksaydı. Avukat Hanım, ben evet. Sığınma evine yerleşmek istedim. Şunu söyleyeyim, size açıklayayım. Şiddet ben yok dediler ben... diyorsunuz. Darp raporunuz varsa... Darp raporunuz varsa, eşten şiddet varsa, boşanma aşamasında gidecek yeriniz yoksa... Ya bütün deliller var Esra'nın, bütün deliller. O zaman gidip boşanacaktın. Evine de girerdiniz. Bakın, niyet önemli. Sizin niyetiniz Oğuz Bey'le gitmekmiş. Evet. Esra evet. Bey, avukat hanım şunu söyleyeyim ben size. Bir dakika, beni bir dinler misiniz? Evet, durur musunuz? Evet, dinliyoruz. Buyurun. Esra Hanım, ben Esenler Otogarı'na gittim. Benim dedim... Beni dedim rezil ediyorlar. Beni dedim ölümle tehdit ediyorlar. Ben kadın sığınma evine yerleşmek etmedi. İstiyorum. Tamam. Kimse etmedi, yalan. Bana dediler ki senin ikametgahın Hatay'da gözüküyor. Bunun için Hatay'a gidip şikayet etmen gerekiyor. Yalan Esra Hanım, Başakşehir'de ikamet yok. O zaman evet. Esra Hanım, Esenler'deki karakolun kamera görüntüsünü alabilir misiniz? Ay alamam kamera görüntüsü. Öyle bir şey mümkün mü? Ya sen karakola şiddet sebebiyle gittiğinde... Devletin ya bakın tüm kurumları... Her şeyi 3 ve 4 yaşındaki çocukları bırakma konusunda profesyonelce birlikte kaçtığınız kişinin... Evet. ...işte dadının dadısı pilavcıyı buluyorsunuz. Ya şiddet konusunda da istikrarlı olun, karakolda kendinizi ifade edin.
Şimdi anlattığınız gibi, annenize, kendinize anlattığınız gibi devletin memuruna da anlatın kendinizi ya. Çocuklar için çaba gösterin. Ya yapmayın. Kurumları da suçluyorsunuz evet, böyle. Evet, buyurun Neşe Hanım, dinliyorum sizi. Benim kurumla ilgim yok, alakam yok. Ben yok tamam. Zaten ya, işte. Bir orada. Şey söyleyeceğim. Problem şu. Yani niye çocukları evet. Hani bıraktınız. Siz sığınma evine giderseniz evet. Oğuz'dan ayrı kalacaksınız. Engel bu. Çocukları bırakma kararı sizden mi çıktı? Yoksa evet, Oğuz Bey'den çıktı. Mi? Hayır Oğuz seni hiçbir kahretsin. Şey Oğuz hiç öyle bir şey söylemedi. Tabii. Peki şu anda Oğuz Bey'le şehrinizi, yeriniz söylemeyin. Oğuz Bey'le kalacak bir yeriniz var mı? Yok Esra Hanım. Ben yok, size mi sordum Bahtunur Hanım? Ama artık yok. Çünkü fotoğraflarımız çıktı. İşimizden olduk ve evimizden olduk. O fotoğraflar hep burada duracak. Peki, sen gelene kadar. Şu ben anda gelme. Kalacak yeriniz gelme yok. Gelme sen. Telefona ilk bağlandığınızda şu cümleyi kurdunuz. Dediniz ki çocuklarla bir yere sığmak zor. Yani iki kişi sığarız ayrı. Çocuklarla sığmak evet. Zor dediniz. Anladığım kadarıyla evet. Engel buydu. Annenizin yalanları. Evet. Oğuz'la kaçmanızı gerektirecek yalanları neler? Annemin Oğuz'u kaçır gerektirecek yalanları şöyle. Annem beni zaten evinde hiç istemedi. Ben o evde bir sığıntı olarak kalıp hatta... Desene benim kimliğim Esra şu anda, Hanım kimin evindeymiş benim kimliğim bunca şu anda zamandır. Annemde. Tamam. Ben anneme dedim ki anne boşama davasını açalım. Ben boşama davası açayım boşanayım tamamen dedim. Bu dedim pislikten kurtulalım. Dedim çok kurtulmak istiyordum. Sensin pislik kurtulalım. Senin misin ki pislik. Adam sana yapmadı şu anda. Senin hiçbir tamam, yaptığın seni temizlemiyor. Sen o adamın nikahının altından gittin peki, mi gittin? Benim eşim zorla kaçırdığını ben arkadaşıma söylemiyorum da annem neden cümle aleme yayıyor? Ha öyle mi? Sen at iftiraları. Benim en yakın arkadaşım, benim en yakın arkadaşım ben söylemezken sen niye söylüyorsun? Senin en yakın arkadaşın kimmiş? Sinem'di ama... Sinem'di. Sinem'in en nasıl arkadaş oldun? Bu Yavuz'u ayarladığı için değil mi? Annem sen demedin mi bana? Anne Yavuz bu Sinem ya. Ailesiyle küsmüş. Bana numarasını verdi ben de onları barıştırdım dedi. Ben de sana evet. Demedim mi? Sen kimsin ki onların ailesini barıştırıyorsun şey demedin mi? Sen öyle bir şey demedin ki. Niye ne dedim? Sadece? Ne dedim? Öyle bir şey. Anne bak lafın içine laf katma Allah aşkına. Ben burada bir şey konuşuyorum. Sen orada Sinem'i katıyorsun, onu katıyorsun, bunu katıyorsun. Sinem'i mi ayırıyorsun sen şimdi? Sinem tanıştırmadı. Bunu artık kafana sok. O ya. Kızı rahat bırak, o kızı yuvasında ne diyeceksin? Tamam. Neşe Hanım, o gün çocukları efendim? Bırakırken kocanızı arayıp, ya gel, Mehmet miydi damadın? Evet. Mehmet gel, ben çocukları şu adrese bıraktım. Gelip al dediniz mi? Hayır, ben demedim. Sadece çocukların karınlarını doyurdum. Yemeklerini yedim zaten biraz da oynattım. Yedirmez oradaydı. Zehir yedirdin zehir o çocuklara. Olması... O zehri sen ye de geber. O zehri sen aramadınız? Ye de geber o çocuklara. Yemek ben değil zehir eşimin... yedirdin. Ya ben eşimin telefonla konuşmaya bile, eşime telefonla konuşmaya bile tahammülüm yoktu. Çünkü eşim bana şantaj ya, yapıyor. Ya Mehmet ne şantajı aşkına yapıyor? Kaçmadan önceki mesajlarını getir ya. Getir. Aşkım Allah din, sevgilim din. Getirirse getir ama Mehmet. Evin kendisi yanacak tamam mı? Getirirse gelsin de yansın bakın bir. Sen mi yanıyorsun o mu yanıyorsun? Benim bu yaptığım hata, çok büyük hata biliyorum ama ben çocuklarımı bile isteye bırakmadım. Benim çocuklarım aç kalmasın diye ben senin yanına gönderdim. Oğuz Bey'in kız kardeşi hani annen Zeynep kötü Hanım, ya niye gönderdi kardeşinin benim yanıma? Tehlikeli biri sor Esra Hanım ben kötüyüm ya. Niye gönderdin? Şantaj yaptığını söyledi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Sinem... Anlamadım. Annem susmadığı için gerçekten duymadım. Tekrar söyler misiniz? Hızlıca. Nesi susmaz? Sinem Hanım telefonda Oğuz Bey'in kötü biri olduğunu evet. Ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. İşe yaramaz biri. Ne diyeceksiniz bu konuda? Sinem Hanım hem sizin arkadaşınız. Oğuz tehdit etmeye gitmedi. Oğuz sadece dedi ki benim hakkımda şöyle kelimeler kullanmışsın. İşte adam olmaz şey olmaz. Neden böyle şeyler söyledin? Zaten bizim Esra aramızda Hanım, bir şey yoktu var. Demeye tehdit, gitti. Tehdit şeyleri var. Ama varmış. Var var Avat Hanım var. Var Avat Hanım. Sinem'de mi var? Bende hayır, bende ya, bende. İki aydır ilişkim var Esra bende. Hanım. 3-5 aydır da tanıyorum diyorsunuz. Sinem'de evet. Bunu öğrenmiş. Evet, böyle öğrendi. Bir o şeyde insan kız benimle. Kardeşini tehdit eder mi? Ne dedi o? Sadece Sinem Oğuz'a demiş ki o evin önünden git annesine söyleyeceğim yoksa. Neşe Hanım kaçmadan bir gün önce aslında Sinem doğru bir şey demiş. Yapmış. Yani siz görüşmeye devam ederseniz sizin evet. Hakkınızdan Bahtunur gelir demiş. Evet zaten bunu doğru bir şey yaptı onu Oğuz biliyorum. Nasıl ben tehdit etti? Ki, Oğuz nasıl tehdit etti kız kardeşini? Efendim?
Oğuz nasıl tehdit etti kız kardeşini? Onu ben tam detaylı bilmiyorum. İsterseniz kendine sorun. Anladım. Esra Hanım, de ki Sinem madem o kadar iyi de ne olur Bahtınur teyze. Oğuz Bey aşkımız yanınızda mı? Evet, yanımda. Bir görüşebilir miyim kendisiyle? Tabii. Oğuz, alo. Oğuz Bey merhaba. Ay kızın da dürüst olsaydı onunla kaçmaz. Birkaç dakika rica edeceğim. Oğuz Bey kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım Esra Hanım. 25. Evet. Evli misiniz? Nasıl anlamadım? Evli misiniz siz? Yok. Yani siz de evli misiniz, bekarsınız. Ne kadar süredir ilişkiniz var Neşe Hanım'la? Yani yaklaşık 4 ila 5 arası, 5 ay arasında bir süre. Lakin ilk 3 ayı arkadaşça konuşarak geçti. Hı hı. Zaten kendisinin de evli olduğunu ben bilmiyordum. Arkadaş babında konuştuğumuz için çok özel hayatına girmek istemedim. Yani çok detaylara girmek istemedim. Kız kardeşinizin komşusu olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Onu sonradan öğrendim. Şöyle ki, şimdi biz uygulamada tanıştık. Uygulamadan biraz zaman geçirdik. Ne uygulaması bu? Yani uygulamanın içerisinde oyunlar var, işte sesli sohbet var, böyle oyun uygulaması öyle söyleyeyim. Hani okey var, işte uno vardır, böyle çeşit çeşit oyun uygulaması. Can sıkıntısını gidirebileceğiniz bir oyun yani. Vay be, tamam. Oyun aranıza geldi komşumun gelininin kardeşine, vay be. Yani bu kadar tesadüf denk gelmeniz enteresan değil mi? Esra Hanım gerçekten çok enteresan. O da şöyle ki, şimdi tanışma zamanında, yani ilk zamanda işte birbirimize sorular soruyoruz. Derken öyle laf arası söylüyoruz. Atın o işsiz yalanı, atın. İşte nerede oturuyordun, nerede geziyordun vesaire. Zaten o oyun sürecinde, yani tanışma sürecindeki konuşmalarımız, ses kayıtlarımız, yazışmalarımız, resimler, yani resimlerden kastım işte binanın resmini çekmişti bana. Burada oturuyorum gibisinden aramızda sohbet ve ilerlemiş. Çünkü arkadaşı olur, binanın resmini çek. Ben şey, bizzat kendim tuttum. Kaçıncı katta oturuyor? Çünkü kız kardeşimle 4 yıldır konuşmuyorum. Kesinlikle hiç kesinlikle bak. Onunla da iletişiminiz yok. Neşe Hanım evli olduğunu sizden sakladı mı? Şöyle, ortada aslında saklama gibi bir durum yok. Şöyle yok. Şimdi biz normal arkadaş seviyesinde konuştuğumuz için birbirimizin özel hayatına çok fazla girmiyoruz. Anladım. Evet, telefonda peki, dediği ilişki gibi. İlişki başladıktan sonra Neşe Hanım büyük bir risk alıyor. Çocuklarla beraber sizinle kaçıyor. O çocukları bırakacağım dediğinde neden çocuklarından vazgeçmesine engel olmadınız? Şimdi şöyle Esra Hanım. Çünkü çulsuz, çalışmıyor, soytarı. Nasıl bakacak o iki çocuğa? Anlamıyorum dediklerinizi. Buyur, devam edin. Çalışmayan çocuğa bakabilir mi? Esra Hanım şöyle, buna nasıl bakacak buna? Kadın sığınmaya bilmek gibi benim karısını kaçırdı ama nasıl bakacak? Anladım, o mevzuyu kendisinden dinledim. Ben size niye engel olmadınız dedim. Engel olur mu? Şimdi hanımefendi kendisi çocuklara bakamayacağını belirtti ki doğruluk payı da var. Çünkü kendisi sağ olsun giderken kimliğini saklamış. Normalde kadın sığınma evine gidecekti. Kabul etmediler. İkametgâhtan dolayı. Hayatım senle kaçtığı için kadın sığınma evine gitmiyor. Ya her kadın nasıl kabul eder? Ben tek bir soru sordum. Esra Hanım ya, yalan. Neşe sakın çocuklarından vazgeçme. Çocuklarını bırakma niye demediniz? Hanımefendi bunu ben kendisine bizzat söyledim. Ya söylediniz. Çocuğa bir su alamamışlar Esra Hanım. Bir su çocuğa. Kendisi de bana söyledi bakın, ki. Belalarım. Kendisi dedi bunu. Şu an benim durumum zaten iyi değil. Ya bunu bir defa kendisi söyledi, kendisine de sorabilirsiniz. Benim benim yok, torunlarımın başını yaktın. Allah da sizin başınızı yaksın. O iki tane sahabinin vebalini nasıl vereceksiniz? Ablanız telefon çok hakkında. Çok mu dürüstsünüz? Sinem Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Her şey ortaya çıktı. Çıktı, aklandın değil mi? Yalanlarına aklandın. Efendim? Aralarını ben mi yapmışım? Şimdi kızı her şeyi açık açık konuştu, söyledi. Evet, elinizde, avucunuzun içinde. İftira attığı için.
Dava açacağım bu kadından davacıyım. Aç, 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 aç. Ben mi açacağım sen mi? Aç o davayı. Bütün keşke dava açsan. Kızına böyle baskı yapan bir insan, böyle beddua eden, küfür eden bir insan anne olamaz zaten. Sen uyku ilacı verip de birbirinize çıplak resimleri al paylaşayın. Böyle anne, siz mi anne böyle olacağınız? Kızınız böyle rezil eden bir insan. Tamam tamam, ben rezil edeceğim sizi. O Neşe'yi de seni de utanmadan Esra iki kadın. Sen kapıma gelip dedim, de Esra Hanım bir saniye. Ben kapıma gelip de ne olur Bahtınur teyze. Neşe'yle benim olmadı, aşkıma mani olma ne demek. Ben sor Esra Hanım. Net bir şekilde sor. Belli oldu. Şimdi Bahtınur teyze çok haklısın. Kızının kaçmasını istiyorsun ki onu birileri etkilemiş olsun. Psikolojisi bozuk olduğunu iddia ediyorsun kızının. Hani onun bu kaçışına, onu kaçırdılara inanmak istiyorsun. Hayır Esra Hanım. Şu var, şimdi Sinem kardeşiyle onun arasını yapmak istese de senin kızın kapı gibi durduğunda biri etkileyebilir mi? Yani niyeti bozuk değilse etkileyebilir misin? Bak kızım da neden biliyor musun? Kocasından şiddet gördüğü için, kocasıyla iyi geçinemediği için. Bak Esra Hanım, bunlara sen bakma. Bu Sinem de biliyor, kayınvalidesi de biliyor. Ben kızımı dövdüğünde... Araştırabilirseniz İstanbul Emniyeti'ni kapısına yığdım. Ben kızımı oradan aldırdım. Dedim ki polislere ne olur benim kızımı göndermen, ben almaya geliyorum. Ben yarı yola geldiğimde Çerkezköy'den polis memuru bana geri döndü. Teyzeciğim boşuna gelme, kızım kocasını geri istedi dedi. Kocasıyla birlikte Hatay'a gitti. Hatay'da aynı şey oldu. İstanbul Emniyeti'nden Hatay Emniyeti'ne ulaştım. Hatay Emniyeti'ni askerini kapısına yığdım. Oradan da aldım. Benim oğlum boyundan aşağı felçli, trafik kazasından hastanede yatarken ben uçak bileti aldım, kızımı almaya gidiyorum. Tekrar oradan bana asker aradı. Kızına çok gelme düşkünsün. Dedi. Anladım ama Neşe'yi etkileyen biri yok. Neşe vermiş olduğu karardan mutlu. O mutlu olsun Esra Hanım, nasıl mutlu olacaksa olsun. Bak yani hani insan yuva, kendi... Yuvanın yuvası olmaz hiçbir zaman. Ama ortada bir yuva da yok anladığım kadarıyla. Evet Sinem Hanım. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Yok, kesinlikle yok. Zaten her şey ortada ve görünüyor belli. Kızı da her şey... Bu mu ya? Demek ki var bunlarda bir pislik. Hayatım bak, senin... Anca yalan söyleyerek böyle kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ah, anca bağırarak. Kendi kızını dövdüğünü bana açık açık söyledi kapıma gelip. Tamam, ben kızımı dövüyorum bağla, dedi. Ben kızımı dövermişim. Ben telefon numaraları Peki, Neşe, verdim. Ben telefon numaraları Sinem verdim. Sinem Hanım'ı duydun. Evet. Tanıştıran ben değilim diyor. Evet, kendisi değil zaten. Hı. Allah seni kahretsin ya. Bir de şöyle bir şey var, çıplak fotoğraf, çıplak fotoğraf deyip duruyor annem ama... Bir de kocanın bir şey elinde yok. Onlar, utanır. Sadece WhatsApp'ta Sinem ne yapıyorsun utan. Diye sorduğumda Sinem bana doğal ev halini attı. Öyle çıplak fotoğraf yok. Bir insan evinde şortta da gezebilir, gecelikte onu de gezebilir. Onu başkasının telefonuna atamaz. Seni ilgilendirmez. Tamam, sen niye benim telefonuma bakıyorsun? Peki siz Sinem Hanım'ın elinde Oğuz Bey'le buluştunuz mu? Ya da Sinem Hanım... Sinem Hanım sizi kardeşiyle kendi evinde buluşturdu mu? Annenizin bir iddiası hayır, da böyle. Hayır, gerçekten öyle bir şey yok. Zaten Sinem bu ilişkiye karşı bir insandı. Öyle bir şey yapar mı? 29 Ekim'de biz senden Çerkezköy'deydik. Evet. 29 Ekim'de bir saat boyunca tam 50 dakika Sinem'in eline konuştun. Tam 50 dakika. Anne. Sana ne? Hani Sinem'in eli yok. Anne, sabahın beşine kadar baba annesiyle halasıyla ne konuştun? Ben açıkla. Ben konuşamaz mıyım? Siz ya oyun sen yedi kat yabancı ne konuştun? Hanım? Siz Efendim? Oyun oynarken Oğuz Bey'le ikiniz tanışma şeyiniz bir oyun programı. Siz evet. Oyun oynarken 3 ve 4 yaşındaki çocuklar ne yapıyor? Onlar uyurken biz oynuyorduk. Biz gece oynuyorduk. Uyuması için uyku ilacı mı veriyordunuz? Ya uyku ilacı diye bir şey yok, gözünüz sevin. Ama, şimdi bir kaldırın hayır, artık. Uyku ilacı diye bir şey yok. Siz bahsettiğiniz için anlatıyorum. Dediniz ki anneme geldiğimde çocuklarımın uyku düzeni bozuldu. O yüzden de bitkisel bir ilaç verdim diyor. Tıbbi değerlendirmesini çocuk hekimleri yapar. Şimdi düşünüyorum sonra bu kadar çocukların yer değişimi konusunda hassas olan bir anne hiç tanımadığı bir pilavcıya çocukları bırakır mı? O zaman aklıma oyun geliyor. Oyun da böyle bir bağımlılık ya. Acaba hani daha fazla uyusunlar diye vermiş olabilir hayır. misiniz? Hayır, hayır öyle bir şey yok. Neşe zaten vermiyor Esra Hanım.
Kaç saat oldu? Yani izin verin konuşsun. Evet cevaplayın. Anne bir izin ver de konuşayım. Sus ya. Senin yalanlarını mı dinleyecek millet? Evet cevaplayın. Senin yalanını mı dinleyecek? Allah seni kahretsin sen, ya. Sen niye beni dışarıda aratıyorsun 5-6 kişiye? Neden beni tehdit ettiriyorsun? Soruya cevap verin hanımefendi. Konuyu kaynatmayın arada. Anlamadım. Biraz önceki bir hanımın sorusuna cevap verin. İlaç olayını söyleyeyim. Sadece bir kereliğine bir damla verdim. O da uyku düzeni bozuk diye. Benim oyunla hiçbir şey bağımlılığım yoktu. Peki eşinizden ayrılmak istiyor musunuz? Evet kesinlikle istiyorum. Buraya gelir misiniz? Boşanmak için gelirim. Tamam. Buyurun bekliyoruz sizi. Tamam mı? Evet. Esra Hanım ben telefon numaraları verdim. Onlardan ne olur birini arayın. Ne olur Esra Hanım? Ne olur bunların yalanına beni alet etme. Niye? Sana kurban olayım. Neye alet etmeyeyim? Bak bunların yalanına beni alet etme. Bak beni anneyim. Tanır Hanım. Ben ona eşinden boşanmak istiyor musun diye sordum. Bak, o da evet dedi. Bak eşiyle sen o beni ilgilendirmiyor. Ben tamam, istiyorum. Tamam bak ben gene ona diyorum. Bak cumartesi günü aradığında gene dedim. Annem bak durma onun yanında. Gel çocuklarının yanına. Çocukların seni soruyor. Gel. Ben dedim Esra Hanım da ben boşandırtacağım seni dedim. Demedin mi Neşe? Demedin. Öyle bir şey demedin. Sen bana ne dedin? Ben sana dedim ki Esra Hanım niye çıktın? Senin yüzünden işimden oldum, işimden atıldım. Ben de çıkacağım, kendimi savunacağım. Yalan yanlış şeyler anlatmışsın dedim. Ay hayatım işe gireli zaten 3 gün olmuş yani. Çıksan ne olur, çıkmasan ne olur? Hayır. Ben dedim ki işimden alıp sen bana sen yalan konuşuyorsun ben de kendimi savunacağım dedim. Tamam, bana niye o zaman diye o zaman beni rezil edeceksin beni sakın rezil etme diyor. Neşe sizi buraya bekliyorum. Ne? Bakın insanlara rezil olmanız değil çocuklarınızı bırakıp terk ettiğinizde o davranışınızın çocuklarınızı yıllar boyu nasıl etkileyeceğini düşünürseniz belki daha doğru adım atabilirsiniz. Yani o ne demiş bu ne demiş hiç önemli değil. O gün bıraktığınızda, terk ettiğinizde o çocuklar 3-4 yaşında çocukların duyguları vardır. Her şeyi hissederler. Ne hissettikleri ve bu o hissi onlara hayat boyu ne yapacağı o kadar önemli ki önce bunu düşünün lütfen. Ya Esra Hanım dün ne dedi Ali Osman biliyor musunuz? Yarın devam edeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Teşekkür ederim. Nazlı ve Serdal konusuna geçiyoruz. Nazlı Hanım da buyursunlar. Sırbistan'a gidiyorum dedi. Sevgilisi Ayfer'e kaçtı. Ayfer isimli kişiyle ne kadar süredir berabersiniz? 7 aydır. Demin nikah kıydınız mı? Bir de hala utanmadan söylüyorsun. Allah cezanı. Sevgilisinin annesi Cemil'e konuştu. Ortalık karıştı. Bu olayın asıl mağduru biziz diyor. Neden? Cemil Hanım. Allah cezanı. Ya lütfen Nazlı Hanım ya. Hiç utanmayın. Hiç utanmayın. Hey Nazlı. Hiç utanmayın. Serdar Hanım, kesinlikle yöreme uğrama, ben de istirahatiye uğrama. O kadar bitti. Bu evlilik benim için bitti. 18 yılı bir kalemde sileceğim. Ama Serdal'ı da Ayfer'den ayırın diyorsun. Ayır. Gerçek yüzünü görsün. Görmüştür zaten. Şu anda tehdit altında. Kesinlikle. Ne gibi bir tehdit altında? Ayfer başka yere kaçmış. Serdar'dan biliyorlardı. Doğru mu? Seni de zannetmişler. Nasıl yani? Bunu duyduktan sonra ihanete uğramış hissettiniz mi? Böyle bir şey olacağını zannetmiyordum. Şimdi telefon hattında bir ihbarımız var. Alo. Serdal Bey ilk değil. Son olmayacak. Zaten Ayfer Hanım anlatmıştı. Daha önce birkaç hatasının olduğunu. Ama farklı şeyleri bilmedim. Bilmiyorum da. Ben bu kadar genişim diyorsun yani. Biliyordum yani. Kabul ettim diyor yani. Aşık mısınız Ayfer Hanım'a? Evet. Tüh, yazıklar olsun. Kabul etmeyeceğimi biliyor. Yalvaracak da yalvaramıyor. Ben istemem çünkü. Diğer ihbarımız var. Alo. Cemile Hanım orada çıkmış. Kızım da kızım haklı. Kızım da kızım şöyle diyor ya. Cemile Hanım'la zaten Ayfer Hanım birlikte hareket edip insanları tuzağa çekip paralarını yiyen insanlar. Ama hiçbiri önemli değil. Mutlaka önemli. Tabii ki önemli. Bunları yapacak insan değildi bak. Gerçekten bunları yapacak insan değildi. Yoruldum Esra abla, çok yoruldum ben. Ne yaptılar sana ağlama. Serdar, ne yaptılar? Tamam, ağlayıp durma, tamam yeter artık. Ben üzülüyor musun ağladığında? Ya Esra Hanım. Gerçekten mi? Gerçekten üzülüyorum. Hep yatıyormuşum ya Esra Hanım. Ben kendi kendime olmuşumdur böyle. Hayır Esra abla, istemiyorum. Dur.
oldu Serdar son dakika? Evet Esra Hanım, ne oldu yani? Gerçekten çok çok özür dilerim. Önce senden özür dilerim, sonra çocuklarımdan özür dilerim. İyi değilim sadece. Çok psikolojik olarak çok çok. İnsanın bildiği şeylerle yüzleşmesi sanırım ağır geliyor. Serdar Hanım, Allah rızası için bir şey rica ediyorum Esra Hanım. Sürem bitti. Bu süreci, her şeyi bir tartın. Ne olacağına kararı siz verirsiniz. Nazlı ve Serdar konusunda 18 yıllık evlilikte üçüncü bir kişinin varlığı bu evliliği bitme noktasına getirdi. Serdar Bey üçüncü kişiye olan aşkını, duygularını ifade etmekten de hiç çekinmedi. Ama cuma günü biraz önce ekrana gelmiş olduğu gibi görüntülerde Serdar Bey karısı Nazlı'ya sarıldı ve beni affet mi dediniz? Doğrudur, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Rahatladınız mı beni affet deyince? Biraz rahatladım. Ama bunun devamını bekliyorum. Yani sadece rahatlamak da değil. Niye beni affet dediniz karınıza? Çünkü bir hatanın içerisindeydim. Eşimin beni sevdiğini biliyorum. Ben onu seviyorum. O da biliyor. Niye affet dediğini ben söyleyebilir miyim Esra abla? Dur, sen unutma cümleni. Yani, beni niye affet dediniz? Eşim beni sevdiğini biliyorum. Ben de zaten bir hatanın içerisindeyim. Bunu defalarca söylemesine rağmen ben hep tekrarladım. Ama artık burada herkesin önünde, tüm Türkiye'nin önünde ona ve tüm herkese söz verip çocuklarıma dönmek istiyorum. Evime dönmek istiyorum. Ama ondan bir, yani o beni affet demeden 24 saat önce Ayfer Hanım'ı sevdiğinizi ve aşık olduğunuzu belirtmiştiniz. Doğrudur. Bu duygular 24 saatte hemen geçti mi? Şimdi insan çelişki içerisinde kalınca doğruyu göremiyor olabiliyor. Bunu birçok kişi yaşamıştır. Ne demek bu yani? Ayfer Hanım aslında sizin için yanlış insan mıydı? Yani ben şimdi artık kimsenin doğrusuna yanlışına bakmak yanlış istemiyorum. Yanlış niye demiyorsun? Direkt yanlış. Farklı bir hayır, gerçekten istemiyorum. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi yayına bir takım telefonlar geldi Ayfer Hanım'la ilgili. Evet. Hep Ayfer Hanım'la ilgili kafanızda soru işaretleri mi vardı? Doğrudur. Neydi o soru işaretleri? Yüksek sesle söyleyelim. Yani bu herkesin anlattığı şeyler. Nedir o herkesin anlattığı şeyler? Farklı insanlarla beraber olması vesaire, buna benzer şeyler, başka bir şey değil. Yani siz Ayfer Hanım'la ilişki içindeyken kocası ve abisi sizin evinize bir baskın yapıyor. Doğrudur. Aslında kardeşlerini sizin evde bulmaları gerekirken bir öğreniyorsunuz ki Ayfer Hanım başka birine kaçmış. Başka birine kaçtığını zannetmiyorum. Ayfer Hanım'la bu ilişkinin sağlam olmadığını, eve yürümeyeceğini farkındasınız. Doğrudur. Siz beni affet dediğinizde karınız Nazlı size hemen döner mi? Dönmeyeceğini biliyorum ve bunun için de her fırsatta bunu tekrarlamak istiyorum. Burada herkesin önünde söz vermek istiyorum ve evime, eşime ve çocuklarıma dönmek istiyorum. Peki. Niçin kocanız ne size? Önce ne hissettiniz gelip size sarılıp beni affet dediğinde? Ne hissettim Esra abla? Hepsi yapmacık. Çünkü onu benden fazla kimse tanıyamaz. Hı hı. Ben iyi tanıyorum çünkü kim ne derse desin. Onun şimdi hani etraf ne der? Ya şu anda konuştuğundan, bugün şurada yayında bile konuştuğunda, Ayfer'le konuştuğundan adım gibi eminim Esra Hanım. Adım gibi eminim yani. Ayfer'le hala aşk meş devam ediyor. Bana gelince de Esra abla, hani çocuklarımın konu çocuklar zaten istemiyor kendisini. Hani çocuklarımın diyor yanına etraf ne der? Bunun derdi bu. Yani gelecek, ben bunu alıp götürsem bile şu çocukların yanında gözüksün, etraf Serdar geri dönsün ama aşk meş devam edecek. Ben ortada şey gibi öyle, ikimizi idare edecek bu adam. Ben istemiyorum Esra abla. Ben buraya boşanmak için geldim. Buyurun. Ben buraya boşanmak için geldim Esra abla. Hani Serdar kayıp, Serdar'ı aramak için de gelmedim. Serdar için de gelmedim. Benim buraya gelme sebeplerim Esra abla. Beni dolandırdı, kandırdı beni. Hani evi başkalarının üzerine yaptı. Ben şu anda avukat tuttum. Avukata yani bir iki defa para verdim, veremiyorum. Anladım. Yani avukat... Önce şu soruyu cevaplayalım. Kocamın gelip bana sarılması, beni affet demesi samimi değildi. Ayfer'le ilişkisi devam ediyor. Buyurun cevaplayın. Aynen Esra. Böyle bir şey aslında olmadığını o da anlıyor aslında. Yok böyle Esra bir şey olmadığını kesinlikle o da biliyor. İnanmıyorum. Biz hafta sonu bak kendisiyle de görüştük. Elbiselerim vardı, onları gönderdim. Oğlumu gönderdi. Onunla görüştüm, onunla konuştum. Birbirimize sarıldık. Yani ben... Bana mı sarıldın? Oğlumla diyorum, çocukla. Ha, çocukla. Ama yani, şu da oldu ya yayında, şimdi Esra Hanım 24 saat dediniz ama aynı yayın içerisinde telefonları bağladıktan sonra Esra Hanım size sordu.
o ilişki yaşadığınız kişiyi seviyor musunuz diye. Seviyorum. Telefona bağlananlar konusunda da hiç beni ilgilendirmez onların iddiaları dediniz. Anlık bir değişim oldu. Yani 24 saat bile geçmedi. Hem eşinizi hem o ilişki yaşadığınız kişiyi mi seviyorsunuz siz? Şimdi ben şurada şunu vurgulamak istiyorum. Ben gerçekten yaptıklarımdan çok pişmanım. Ve bu süreçte artık eşimle evime dönmek istiyorum. Çocuklarıma dönmek istiyorum. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Yapmak istemiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Sor. Ne istiyorsan sorabilirsin. Ben bir şey soracağım Esra abla. Allah için elini vicdanla... Serdar, Allah rızası için buradan herkese sesleniyorum. Bunu Serdar, ben haricinde sözümü bitireyim. Ben haricinde kime söylediyse Esra abla, lütfen onlar bağlansın, söylensin. Annesiyle beraber gittiler. Annesine kendisi söylemiş. Bir de çok rica ediyorum. Annesi... Peki o sihrin etkisiyle mi gel sana barışalım dedi? Ya. Yani şimdi eğer sana göre bir sihir yaptırdıysa o sihrin hiçbir etkisinin olmaması lazım. Ama demek ki sana sarıldığında sihir bozuldu. Bilmiyorum artık orası Esra. Niye buna inanıyorsun Nazlı? Ben buna inanmak değil abla. Hani kendileri zaten defalarca söyledi. Yani benim kocama sihir yaptırdılar. Kocam o yüzden Ayfer'le beraber oldu. Mesela... Kocama sihir yaptılar. O yüzden kocam bu ilişkiden kopamıyor. Buna mı inanıyorsun? Buna inanmıyorum. Ben buna bu değil zaten benim konum. Hani direkt Ayfer de değil zaten. Bundan öncesi de vardı Esra abla. Daha önce de yapmıştı. Hani ben çok merak ediyorum. Bana dedi ki mesela hafta sonu, dedim böyle bir Ayfer oraya gelecek. Ben geldiysem gelecek. Annesi dedim niye gelmiyor da. Ayfer'i dedi karıştırma dedi. Konu dedik. Ben bunu burada da söylemek istiyorum. Evet, Ayfer Hanım niye gelmiyor? Ayfer buraya gelmedin Esra abla, ben gitmeyeceğim. Ayfer'i nasıl getirirsiniz bilmiyorum ama Ayfer benim karşıma buraya gelecek. Benim Çelim'in çocuğumu rızkını ona yedirdi. Asıl ben şunu merak ediyorum. Siz hanımefendi yani karınıza sarıldığınızda Ayfer Hanım o gün yayından sonra sizi aradı mı? Evet, hayır. Hala konuşuyor. Hayır. Kesinlikle aradı mı, aramadı mı? Aramadım. Yani senin Allah belanı versin Serdar bile demedi mi? Şimdi o gün demedi. Ertesi gün, cumartesi gün ulaştı bana. Ne dedi? Dedi ben İstanbul'da değilim. İstanbul'da zaten yalan durmam konuşuyor. Durmam daha bu saatten sonra dedi. Allah hepinizin belasını versin dedi. Kapattı. Kimin bugün ne dedi? Versin? Bugün ne dedi Serdar? Normal şartlarda bu cümleyi kurması gerek. Serdar, dün demiyorum, cumartesi demiyorum, dün de demiyorum. Bugün ne konuştun Ayfer'le? Bugün bir şey konuşmadım. Yalan konuşma gözümün içine, baka baka yalan konuşma. Bugün konuşmadım. Senin dakika anın Ayfer'le konuşmanın dakikalık bana geliyor. Oo, nasıl evet geliyor? Esra abla. Ben tanıyorum Esra abla. Konuşuyor musunuz Ayfer Hanım'la? Konuşmuyoruz şu an. Konuşmadık şu an. Nerede peki kendisi? Dedim ya İstanbul'da değilim dedi sadece, bak o kadar. Başka bir şey söyledi. Başka bir şey söyledi. Yani sizi terk mi etti? Esra abla, ben Ayfer'in buraya gelmesini istiyorum kesinlikle. Benim yüzü varsa birazcık benim karşıma gelsin, karşımda konuşsun. Ayfer buraya gelmeden ben gitmeyeceğim. Ayfer benim karşıma gelip konuşacak. Bir de Esra abla, ben şunları da söylemek istiyorum. Yani yayından sonra neler olacak çok merak ediyorum. Beni ne Hülya Hanım ne Esra Hanım kurtaramayacakmış. Ekibi beni kurtaramayacakmış. Neyle ilgili? Yani yayından sonra neler olacakmış bilmiyorum. Var mı böyle bir cümle kurdunuz mu? Şimdi Esra Hanım, sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Nazlı olayı çok farklı yerlere getirmeye çalışıyor. Ben hani mümkün olduğu kadar bu işte hani hatalı olduğumu bildiğim halde susmaya çalışıyorum. Hani elimden geldiği kadar kırmamaya çalışıyorum. Farklı bir şey konuşmamaya çalışıyorum. Ama o işi çok farklı noktalara getirmeye çalışıyor. Elimden geldiği kadar söylüyorum ki bak çoluk çocuğumuz zarar görmesin. Biz daha fazla zarar görmeyelim. Bak bu işler biter, biz baş başa kalırız. Ve başımıza Serdar farklı Bey, şeyler Ayfer gelmesin. Ayfer Hanım nerede kalıyor? Bilmiyorum nerede kaldığını. Emin misiniz? Emin. Sizin kız kardeşinizde mi kalıyor? Hayır. Evet, kız kardeşine de götürdü Esra abla. Şimdi Ayfer Hanım ekip arkadaşlarımızla yazışmış. Beni evden alıp kaçıran Serdar Bey'di. Ben kendim gitmedim. Kız kardeşinin evindeyim. Bana kimseyle iletişime girme dedi. Allah aşkına. Şimdi Caner'le yazışması bu. Yani şimdi, görüşmesi. Caner'in bana aktardı. Ben kendisiyle iletişim kurdum Ayfer Hanım'la. Beni ablasının evine gönderen o. Ablanızın evinde mi kalıyor? Daha önce de kesinlikle götürdü Esra abla. Daha önce de götürdü oraya. Oraya çünkü ekibinizi gönderip baktırabilirsiniz. Polis gönderip baktırabilirsiniz. Yani kesinlikle... Oraya ben kesinlikle göndermedim. Hı. Göndermem de zaten. Niye peki ben Serdar'ın ablasının evindeyim diyor? Bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Bilmiyorum Esra Hanım. Hangi amaçla? Bak Serdar. Doğru bir. Esra abla, ben her şeye rağmen kardeşin evinde kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor. Doğru olan bu. Kalmıyor.
Neden peki? Ayfer yalancı bir insan mı? Esra Hanım, şu anda Ayfer Hanım kız kardeşimin evinde değil. Ben bundan eminim. Neden peki Ayfer ben Serdar'ın kız kardeşinde kalıyorum diyor? Bilmiyorum. Amacı hani ne bunu, olabilir? Bunu bilmiyorum artık ne amaçla bunu söylüyor olabilir bilmiyorum. Peki. Nazlı'nın anne babası Sevim Hanım ve babası Ali Bey de geliyorlar. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Fazla da yaklaşmak istemiyorum hastayım diye. Ben de aynı. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz vallahi, çok görsün. Şükür ama siz çok üzgünsünüz. Sevim teyze nasılsın? Hamdolsun. Serdar Bey'in sayesinde buraya kadar getirtti bizi, sana olsun. Karşıda bak Serdar. Görüyorum, çok iyi. Hol yapıyor, görüyorum. Sallasana bir. Hol yapması çok iyi. Gördün mü tam karşıdaki koltukta? Görüyorum, görüyorum onu ben. Hol yapıyor. Göremiyor. Ay, gel Eda oraya pembelik kıyafetle. Çok güzel hol yapıyor, konuşuyor. Teyzeciğim bak karşıdakine bak. Görüyorum, görüyorum, gördüm. Gördün mü? Görmemezlikten mi geliyorsun? Hay, görüyor musun diyorum. Görüyorum, görüyorum diyor. Şu an görüyorum Esra Hanım. Bize konu noktaya bakmayınca. Görüyorum Esra Hanım, görüyorum. Görür veya görse de görmezden geldin ben Serdar. Aa, onu anladım, ya sonradan bizim, bizim için Esra Hanım bitti, bu saatten sonra bitti. Serdar Bey bitti, Esra Hanım bitti. Sever miydin şu Ayfer mevzuna kadar? Çok seviyorduk. Bir tek oğlan çocuğum vardı Esra Hanım, bak bir tecik küçüğü de okula gidiyordu bu bizim hayatımıza girerken. Bize hem oğul oldu bu, hem anne baba oldu. Benim kızıma da hem kayna oldu, hem ana baba oldu yine. O kadar kıymetli bir adamdı. Ama şu Ayfer Hanım'la tanıştığı güne lanet olsun, ne yaptılar bilmiyorum. Bu adamın hayatını bitirdiler, benim kızımın hayatını da bitirdiler. Peki siz de damadınıza sihir yapıldığını düşünüyor evet, musunuz? Evet Esra Hanım, bu bize kendi bile söyledi, inkar geldi Esra Hanım. Bana bile söyledi, anne dedi bunlar tehlike insan, elime bir şey... Ya hepimiz biliyoruz Esra Hanım inkar ediyor ya, rol yapıyor. Düşünsenize rol bir yapıyor. Yıl öncesine kadar rol böyle yapıyor, hani... Rol yapıyor. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz o adam gitti, yerine sizin için bir canavara aynen, dönüştü. Esra Hanım, ben onu evlatlarından seçmedim, hep bir evin insanıydık. Yani içimizde yatıyordu, kalkıyordu, affedersin. Yani hiç bir şeysini görmedim. Ayfer Hanım'la tanışana kadar Ayfer Hanım bunun hayatını bitirdi. Esra Hanım bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ayfer'le Serdar'ı kim tanıştırmış? Amcasının oğlu. Bunu özellikle söylemek Yusuf Sekmen diye biliyorum. Amcasının oğlu. O da gelecek. Oğlu. Esra Hanım, kişi o da gelecek. Kişi de buraya, gelecek. O da Ayfer Hanım buraya gelmeden biz buradan gitmiyor. Yediği paraların bu adamı bu hale sokmanın hesabını Ayfer Hanım buradan vermeden biz gitmeyeceğiz. Verecek Esra Hanım. Ali amca siz ne diyorsunuz? Damadınız karşınızda. Damatımla ne diyeyim? Damatımın hali belli zaten. Damatım geldi geçen cuma günü akşam burada, yalandan yere Nazlı'ya sarıldı, affet. Allah affeder, biz affetmeyeceğiz. Sürekli de o buraya konuşuyormuş Esra Hanım, böyle ikisini idare yani etme namazına. Yani Serdar hem onu yürütüyor hem bunu yürütüyor. Yani ben ne Serdar tamamen Esra bizim Hanım, yani bunun kapısına affedersin köpek bile olamaz bundan sonra. Bitti bizim olamaz. Yanımızda bitti kesinlikle Esra Hanım. Kesinlikle affmak dilemesin. Defalarca aff veriyor, bak defalarca. Af işi bitti, defalarca aff verdik. Ben buraya eşimle tekrar barışmaya konuşur. Geldim, çoluk çocuğumun affına sığınarak. Allah'ın affına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin... Lan senin çoluk çocuğun var, 10 aydan beri neredesin? Bir ekmek parası verdin mi? Yolladın mı çocukların mı var senin? Bak eşimin... Konuşma Sevden, konuş... Kayınpederim daha önceden de aynı şeyleri yaptığı için yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Ne yaptın aynen Hasan, ne yaptın oğlum? Ben şunu söylemek istiyorum Hasan Hanım. Ben dedikleri gibi bu zamana kadar onlara evlat oldum... İmkan etmiyorum. Kendi kardeşlerime yapmadığımı, imkan etmiyorum. Onlar için yaptım, onların evlatları için yaptım. Ben bugün bu duruma düştüm. Herkes, ilk kim önce düşündü, onlar vurdular, sonra etraftaki insanlar durma, vurdular. Düşündü, buna aklın. Gerek yok. Nazlı Hanım eğer ayrılmak istiyorsa sıkıntı yok. Tabii kesinlikle de kesinlikle boşanalım. Bu saatten sonra da bu programa olacak. Boşanmak için gelmek istiyorum. Onun dışında gelmek istemiyorum. Sizden özellikle kızım, rica ediyorum. Çok acayip. Beni yedi Ayfer Hanım'ın... Otur Serdar. Duruyorum buradan. Ha, tamam. Ayfer Hanım'ın beni yediğini içtin. Ben Ayfer Hanım'a bilezik almadım. Altın almadım. Ne almadın? Araba almadım, yat almadım, kat almadım. Nettir. Ayfer Hanım, aldım, Ayfer Hanım'la özür diliyorum. Ayfer Hanım'la... Esra Hanım 32 gram bilezik aldı. Ayfer Hanım'la Nazlı Hanım'ı ben bir araya getirdim. Ayfer Hanım Nazlı'ya dedi ki... Seviyor musun bu adamı dedi. Seviyorsan dedi al götür evine, bir daha karşıma çıkarma dedi. Götürmedin mi? Getirdim. Götürmedin Nazlı mi? Nazlı 3 gün sonra... Evimde kahvaltı yaparken polise kollarıma kelepçe taktırıp nazarete gönderdi. Ben yurt dışına gidiyorum, geri geliyorum, koluma kelepçe takılıyor. Sen oraya gidiyorum, geri geliyorum. Üç defa Ayfer Hanım aynı şeyi yaptı ve üçünde de aynı şekilde polisle beni evden gönderdi. Niye? Dövmüş müyüm, sövmüş müyüm? Niye gönderdi? Onu da söyleyeyim Esra. Takdir işe mi yapmış? Niye yapacağım? Hayır.
Bunların hiçbirisi olmadı. Nazlı yatağını ben, yapacağım. Nikahın ben eşime, altında zina yaptım. Ben Nazlı zina, Hanım'a zina. Elime kaldım. Hatalı olabilirim. Ben hatamı kabul ediyorum. Nikahının altında ben, zina yapmadım. Ben bu kadar milletin içerisinde hatamı kabul ediyorum. Ediyen değil mi? Hatamı kabul ediyorum. Ve bunun için de diyorum ki af diliyorum. Ah, ben Nazlı'dan 3 defa bitti, af diliyorum. Bitti. Ayfer Hanım istediği için. Ayfer Hanım, kesinlikle, Ayfer Hanım ne istiyor? Karınla barışmanı mı istiyor? Kesinlikle evine dön, yuvanı dağıtma dediği için. Hadi kötü ya. Hadi millet. Kim eğer, ha, Ayfer mi erkek? Eğer, Allah senin cezanı. İnsanlar artık senin, namusu ve şerefi. Çok özür diliyorum, Allah söylüyorum. Allah seni herkes af, al, herkesten af. Tamam. Benle gidiyor. Bana ben başkasıyla gidiyor diyor. Özür diliyorum. Ben Serdar, hatamı kabul ediyorum. Gözünü kapat. Nazlı eve, sizin mahrem odanıza başka bir adamla girdiğini düşün. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamaz mısın? Ablacığım, ben ya kesinlikle ve kesinlikle hatamı kabul ediyorum. O zaman ben bak şimdiden af dilemişim. Kabul etmiş. Bir affettim, iki affettim, üç affettim. Defalarca affettim ben seni. Çocuğuma sığmışım. İşime dört elle sarılmaya kalkmışım. Tabii. Ama buna rağmen kahvaltı başında koluma kelepçe takılıyor, nezarete gönderiyorum. Niye? Neden yaptın? Bir dakika neden ben yaptın baba, bir dakika. Bu saatten sonra bak. Bir sus. Özür diliyorum. Sen çok konuştun. Bak dur, bir sen sus. Çok bir ben iki günden bir sonra, sus. Bir iki günden seni dinledim. Bir ben, sus. Ben, bu saatten sonra buraya boşanmak için gelmek istiyorum. Ben de boşanmak için geldim. Bunun dışında gelmek istemiyorum. Benim evim ocağımı. Özellikle sizden rica ediyorum. Benim evim ocağımı. Geri ver, bu da cevaplasın. Benim evim ocağımı bana geri ver. Nasıl dolandırdın onu söyleyeceğim Esra'la. Onu dolandırdığımı söylüyor. Dolandırdı. İnsan kendi kendine dolandırır mı? Ev nerede? İnsan kendi malını dolandırır mı? Bir dinler misin? İnsan kendi çocuğunu dolandırır mı? Ne yaptın? Bir dinler misin beni Esra abla? Niye kelepçe taktılar götürdüler, onu da söyleyeceğim Esra abla ben sana. Nazlı, sen Ayfer'le bir araya gelip Ayfer sana şu cümleyi kurdu mu? Kocanı seviyorsan al diye. Evine götürdü beni, göttük. Ondan sonra her neyse dediğin gibi geldik eve. Gittim, evet konuştuk. Ayfer'in evine. Ayfer'in evi değil. Ayfer'in evi değil. Ayfer'in evi değil. Dışarıda bununla görüştük biz. Geldi, beni oraya götürüyorum bile demedi. Pat bir yere çekti abi. İçeri bir girdik, gece kondu bir yer. Baktım Ayfer de içeride. Ben şok oldum Ayfer'in yanında. Ondan sonra bayağı bir biz girdik birbirimize. Ondan sonra dedi ki seviyor musun kocanı? Dedim utanmıyor musun? Ağza gelecek. Biz orada bayağı bir tartıştık. Oradan çıktık. Buna konuna kelepçe taktırma konusuna gelince. Bana defalarca evime gelen, annemler de bunuyor. Gelen, giden, sabah, akşam sürekli imza. Çocuklarımla tehdit etti beni. Kapıya dayandı Esra abla. Kapıya dayandı yatak odamın kapısına. Kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitledim, benden imza istiyor çünkü. Bütün polisi aradım, polis götürdü bunu. Beni çocuklarımla tehdit etti Esra abla. Beni şimdi tehdit etti. Evi vermen konusunda kocanı, karını tehdit etti. İmza için polisleri ben çağırdım ben, ama uzun, bir şekilde ikna... Ben uzun süredir ticaretle uğraşıyorum. Para kazandığım özel zaman doğdu. Özel ticaretle uğraştın Serdar. Çok özel ticaret yaptın. Sıkıntıya belli, düştük. Belli. Adamlara borçlu olduğum kişilere dedim ki... Çok benim, özel ticaret benim oynuyor. Benim evim var kardeşim. Bir tane evim var. Ticaret gelene gidene size, evi söylüyor. Gelene gidene evi abla. Size dedim bunu ipotek veririm. Borcumu ödeyinceye kadar. Bir kişiye değil. Kaç kişiye verdin? Onlar da kabul ettiler. Ben borcumu ödeyinceye kadar bunların üzerinde kalacaktım. Nazlı Hanım, Ayfer Hanım paranı bıraktı sende. Nazlı Hanım, beni daha çok zor durumlara sokmak için elinden gelen her şeyi yaptım. Ödedin mi? Her şeyi yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ben daha bir şey söylemek istemiyorum. Ben bu saatten sonra... Ya Serdar nerede? Nazlı Hanım'ın oturduğu yer. Ayfer buraya gelmeden ben gitmeyeceğim. Ayfer buraya gelecek. Senin de benim de karşımda madem o kadar dürüstsün. Tamam Nazlı Hanım, çağırırsın gelir. Ayfer gelecek, konuşacağım. Konuşursun gelir. Serdar Ayfer'in Bey, lafıyla bakın, gelme bana buraya. Daha eşiniz, sabah Ayfer'le konuştum. Eşinizi aldatıyorsunuz. Aldatma. Hem suçlu hem kuştu mu? Diyorsunuz ki suçtan, ben barışıyorum. Ama niye barışıyorum? Ayfer çok mert bir kadın. Barış dedi diye barışıyorum. Al işte buyur Hülya Hanım. Ya al özrünüz işte, kabahatinizden büyük. Bu kişi karşınızda oturan hanımefendi, çocuklarınızın annesi sizi kaç kez affetti? Ablacığım. Defalarca. Siz aynı defalarca hareketi hata diyorsunuz. Buna hata diyemezsiniz beyefendi. Ay, şey Hülya bakın, Hanım. Sizin... Bak diyorsun ya namus dediğiniz kavram kullanıyorsunuz. Diyorsunuz işte hanımefendiye çok yüklendiniz. Şimdi size ben soruyorum. Namus dediğiniz şey nikahlı Allah'ın katında ve devletin katında namusu olan kadını başka kişilerle borcu yüzünden muhatap eder mi ya? Hep kapıya başka istiyor, bir erkek aile yaşam alanına siz başka biriyle gönül eğlendirirken
borçluları kapıya nasıl getiriyorsunuz? Namus dediğiniz şey. Hadi konuş, gelin konuş burada. Bak podyum meydan, ben buradayım, sen de konuş. Beni gece gündüz, anne babam şahit burada. Ekonomik kriz gece olur. Gece gündüz aradılar, aile konuş. Bir araya gelir ama erkek bir başka kadına gitmez. Bir başka kadının namusu konusunda böyle atıp tutmaz. İkide bir de eş affetmişse ben yeniden bu hatayı, ya yatak odasına girmiş bu kadın. Ondan sonra eş bile affetti Hülya Hanım. En bitmiş. Son ne zaman görüştünüz Ayfer'le? Yatak odasına gerçekten sonra bile affetti benim kızım. En son affetti. Cumartesi mi görüştünüz? Cumartesi sabah konuştum. Pazar günü sizi arayıp Serdar karına dön dedi mi? Demedi. Esra abla bugün sabah konuştu. Gene konuştu Ayfer'le ya. Biri bilmeye sanıyor. Ben bunu... Bugün... Canım yani konuşma bak Serdar. Sen Ayfer'i de idare ediyorsun, bunu da kandırmaya çalışıyorsun bak. Ben sen Ayfer'le devamlı konuşuyorsun. Sen buna yalandan yere sarıldın burada bak. Ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Delikanlı ol, delikanlı. Ya. Hol yapıyor diye, hol. Hol yapıyor adam. Adamın daha üç güne kadar yine kapısına borçlu geldi. Nazlı'na bak, çık kapıya, sen bunu imzala. Sana da imzalatacağım. Sonuna. Erkek senin borçlu adamlarla bunlar niye muhasabını? Senin yaramıyor. Bütün herkes beni arıyor Esra abla. Herkes. Ben yoruldum artık. Benim de var dünya kadar borcum. Hiçbirisi gelip de benim hanıma sen şu kağıdı imzala, senedi imzala demiyor. Bütün borçlarım. Benim de var borcum. Numarasını vermiş. Herkesin borçlularının numarasını. Ben şimdi kariyem benim numarayı Nazlı, adama. Nazlı şu şimdi teklifi de yapabilir. İstediğin şey ne? Derdiniz İstediğim ne? İstediğim şey bunun mani maddi haklarını tamam, ödeyeceksin. Biz de ne diyoruz? Boşalım kardeşim. Boşalım da benim haklarımı vereceksin. Benim zaten bir tane evim vardı. O zaten kendisi oturuyor. Zaten. Benim borçlarım var. Oğlum borçta vardı. Benim borçlu olmalarım zaten benden alacak parasını. Bir dakika. Arabayı nerede? Arsa yeri nerede kaldı Serdar Allah aşkına? Ayfer çalıştığın yedi. Paralar nereye gitti? Çalıştın, borçlandın, para nereye gitti? Borç yaptın. Soruyorum sana, borç yaptın tamam. Borç paralar nereye borç gitti? Borç yaptın da paralar nereye gitti? Bir anlatır mısın? 20 milyar para Hulya. Esra Hanım bile yakın gelmiş. 3-4 milyardan bahsediyorlar. Nereye gitti yeni para? Bu iki çocuk evde acıkan Ayfer Hanım'a geliyor paralar. Peki, biz duyuyor. Serdar sen bu şu anda sana ailene vermiş olduğun zararı karşılasan, o borçları kapatsan, Nazlı sana böyle bir şart koysa, sen borçları kapat, ben sana dönerim dese. Olur ya, olur olacak bir durumu varsa yine olur. Bir evim vardı diye bak, evim mi kaldı? Alacaklar üstüne vermişsin Nazlı'ya, 6 ay sonra bir kapıyı geri alacağım. Esra Hanım, ben şöyle söyleyeyim, bundan 8-9 sene rahat oldu. 50 milyarlık o zaman bilerziklerimi verdim ben buna, arsa aldık, yalan desin. O arsa gitmiş, satılmış, yenmiş. Bundan 7-8 sene önceki, 9-10 sene de olur, fazlası var emin değilim. O zaman önceki 50 bin liralık bilerzikler. Şu anda kaç para yapar? Onu da almış, yemiş. Nereye vermiş? Ayfer Hanım ya, Ayfer Hanım. Nazlı o kadar eski, oraya gidemem ben artık. Yok hani ne kadar, hani diyor ya evi de var. Evi ben şu anda şehir koydurdum Esra Hanım. Yani evi ben... Nazlı senin derdin başka. Bak senin derdin Nazlı'nın çok başka. Nazlı'nın derdi ne? Ne benim dediğim, derdim? Ben dediğim gibi. Ben buraya artık boşanmak için gelmek istiyorum. Sen de boşan. Koltuklarına git. Koltukları, Ayfer Hanım'ın koltukları bekliyor seni. Bunun dışında farklı bir şeyle konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Benim haklarım hayır Esra Hanım. Ben boşanacağım. Bir de yapışmam ta bundan sonra. Ama benim mani maddi haklarımı versin. Haklarını ver, benim haklarını ver. Adalette vereceksin haklarını. Benim haklarımı versin ondan sonra. Haklarını ver öyle yok öyle boşanma yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hayrettin Güler icra dosyası açtırmış benim adıma. Yani birçok artık... Mesajı göster Esra Hanım'a göster. Mesaj gelmiş evet. Avukattan mesaj icra dosyası açmış. Avukatım söyledi çünkü icra dosyası açmış benim adıma. Yani benim evimi kimin üstüne verdiyse beni nasıl kandırır bu imzaları? Benim üstüme çekler var Esra Hanım. Yani bir tane değil, iki tane değil. Burada kartlarım dolu. Kartlarım dolu. Ayfer Hanım yedi, afiyetle benim senetlerimi, yedi. 6 ay sonra tapu geri gelecekti, ödeyecektin borcu. Benim senetlerimi, benim imzalarımı bana geri getirsin. Senetlerimi geri getirsin Esra Hanım. Benim üzerimdeki ipotekleri kaldırsın. Ya eşinizin yaşamış olduğu mağduriyeti giderebilir misiniz Serdar Bey? Gidersin benim mağduriyetlerimi. Durumun yok değil mi? Ayfer'e yedirdim paraları, durumun yok. Ayfer'e para verirken vardı ya paran. Ayfer'e nasıl gidiyor paralar? Benim çocuğumun evde ekmek parası yokken sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Esra Hanım kusura bakmayın, rahatsızım biraz. Ben de çok hastayım. Hafta sonu bayağı bir rahatsızım yani. Şu anda bile vücudum titriyor. İlaç kullanıyorum. Ne yapıyorsun yani, şu diye bir de adamı zor durmak o da ona benim ilaç... ağzını çek diyor sıkıntıyı sen bilir misin? Esra Hanım bir de kollarında yatarım, burada isim de vermek istemiyorum. Utan burada... utan biri bu, bir dakika anne. Yüzün buradan yok mu?
Sakin ol. O kötü bildikleri insan, şöyle böyle dedikleri insan, amcam ameliyat olmuş. Buradan akşam konuştum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum Esra Hanım. Beni dün akşam çok mahcup etti. Böyle bir şey yaptı. Evime çocuğu çağırdı. Çocuk eve geldi. Hem boynuma sarıldı. Ağladı Esra Hanım. Benim kendi yakınımın yapması gereken kardeşlerinin, annesinin, babasının, alo kızım bir şeye ihtiyacın var mı diye sormayarken o kişi poşetlerle gönderdi. Çocuğumun cebine para koymuş, göndermiş Esra Hanım'la. Sen de şu durumu anlattın. 10 aydan beri soktuğun durumu. Bunların da köylüsü. Mehmet Sekmen, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çocuğun düştüğü duruma. Bu yayın baştığın insanın çocuğu mutfağa katarmış. Mutfağa katarmış. Onlar da, bunlar da kendisi diyor ki onlar sana gaz veriyor. Onlar bana gaz vermiyor mu? Esra abla. Hiç mi utanmasın? Nasıl ben seni Sevim teyze bir saniye. Ben eşin o gün sana sarıldığında senin onu affedeceğini düşündüm. Hayır Esra abla, inanmam. Sevim teyze. İkisini de idare etmek istiyor. Nazlı, ben seni o gün affedeceğini defalarca düşündüm. Defalarca kız vermedim bu Serdan sana. Defalarca hadi inkar et Serdan. Ya boş boş konuşup durmayın artık. Boş boş konuşup durmayın. Vallahi bak. Senin de utanmıyor. Bunları bırakın artık. Geldiğinizi ben çok iyi biliyorum. O yüzden boş boş işi bırakın artık. Ben mi boş boş konuşacağım? Beni yemez, beni yemez. Nazlı bırak artık. Çıkartın bırak oradan. Artık, bırak. Çıkart, beni bırak yemez, artık. Beni yapalım Ömer. Bırak gel, artık. Gel, bu saatten sonra bırak neyi, artık. Neyse. Neyi bırakacak? Anladın mı? Neyi bırak neyi bırakacak? Neyi? Neyi bırakacak? Anladın mı? Bırak artık. Terbiyesiz neyi bırakacak lan? Hala terbiyesiz sensin. Terbiyesiz sensin. Ben miyim terbiyesiz? Sakin olun. Sakin olun. Şimdi bak. Nereye geldiğinizi ben boş, çok iyi biliyorum. Serdar. Yok hayır. Bir kere onlar senin annen baban. Bitti. Annele babana bitti, kalmadı. Bittiği gün söylersin. Ya sen, ne ya olursa sen, olsun. Anne baban. Sevmesin. Amca bak çok hastayım ne olur. Anne. Rica ediyorum. Öncelikle bir... yapma filan diyemeyiz. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Tamam mı? Yazıklar olsun, yazıklar olsun sen. Lütfen. Artık sen kurtulmak istiyorum ya vallahi. Tabii kurtulmak, Ayfer Hanım o kadar seni bekliyor seni. Yani gerçekten Teyzeciğim Allah rızası için bak. Artık yani bizim bu işkence. Sen de çok kararsız bir adamsın. Kararsız değilim ya. Çok kararsızsın. Bu saatten sonra kararsızlık olmaz da bitti. Abi o zaman niye cuma günü geldin karına sarıldın beni affet diye. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum Esra Hanım. Elimden geleni. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum. Çoluğumu... çocuğumun gözünün içerisine bakarak üngür üngür ağlıyorum ben sokağın ortasında. Lan sen çocuklarını suçlusun ama terbiyesizliği yapma, ben, yapma. Bunu sana istedin. Ben bu olayları, ben buraya Nazlı'nın buraya geldiğini duyduğumda otobüsten iniyorum. 3 saatte Ali Bey köyüne geliyorum. Ağlaya ağlaya. Otobüsün de katına gelmiyor. Mevzu buraya gelmeniz değil. Konuyu değiştirme. Sizi buraya getiren konu. Sen siz bunu ayırt edemiyorsunuz. Sen bu duruma gelmez zaten. Herkes Sevden kendini Bey. Düşünüyor. Kimse karşısındaki insanın psikolojisine veya düştüğü hayat durumu. Hayatım ama Ayfer'i de eve sokup onunla aşkla bir şey yapan sensin ben yani. Ben o noktaya girinceye kadar hangi sıkıntılardan geçtim onu düşünüyor mu? O zaman boşanın. Nazlı Hanım harcadığı paraları... O bilmem ne yaptı paraları bunları düşünüyor mu? Bunların bak, nasıl, nereden, ne şartlarda geldiğini düşünebiliyor mu? Ayfer sana kendini değerli mi hissettirdi? Ayfer Hanım'a ben altın takmadım. Hayır, bilezik takmadım. Ayfer sana kendini değerli mi hissettirdi? Benim ablamdan aldığım bileziği nereye götürdün? Ya bırakın iftira atmayı insanlara. İftira atmayı bırakın insanlara. Kime verdin? Bu insanlara iftira atmayı bırakın. Kime verdin? Kime? Hayır gelmiyorum. Nereye gitti? Ablamdan bilezik aldım. Ablamdan bir yerine bilezik kaldırdın. Nereye verdin o bilezik? Ali Beyköy'de arabanın motorunu yaptırdın. Yalan arabanın konuşma, motoru yalan. Yapılmış bir yalan şekilde. Yalan konuşma. Hayır, araba nerede? Duruyor şeyde. Atatürk Sanayi İstesi'nde. Araba gidip bakabilirsin. Her şeyi bahane yalan ediyorlar konuşma. Anladım. Yalan ben konuşma. Ben boşamıyorum Esra Hanım. Benim mani, maddi hakkımı, benim evimi nasıl dolandırdıysa... Esra Hanım biz bunu daha istemiyoruz. Nasıl kandırdıysa... Ya sana benim evim miras mı kaldı da seni dolandırdım? Evim, çocuklarımla sana tehdit ettin beni. Ya seni kim çocuklarımla tehdit ettin? Ya sen bu defa ne konuştuğunu bilmiyorsun. Benim evimin tapusunu... Teyzeciğim sessiz olun siz. Esra'lı bir dakika anne. Benim evim Esra'lı. Benim evimin tapusunu benim isteğim. Ben bunun yüzünü yüzünü şeytan görsün. Bunun yüzünü görmek için gelmedim. Ben bu kayıp bunu da aramaya gelmedim Esra abla buraya. Benim evimin tapusunu bana versin. Benim çok yerlere imza. Yarısını hatırlıyorum, yarısını hatırlamıyorum birkaç aylığına dedi. O senetlerimi, üzerime ipotekleri, kartlarımı kapatsın. Niye çocuk... siz imza alıyorsunuz mesela onu da anlamıyorum. Çocuklarımın velayetini bana versin. Senetleri, çekleri. Bu kadar. Niye imzalasın ki? Yarın onu sıkıştıracak. Niye işte? Bir de şunu söyleyeceğim. Ya. Hülya Hanım benim adıma şirket açtı bir de. Bunu da yaptı. Şirket var benim adıma. Bunları niye yapmış Hülya Hanım? Ayfer'in üzerine açsaydı şirketleri. Her şey...
bütün şekilde beni güzel bir dolandırdı yani. Şimdi ben Serdar Bey'e esas şunu sormak istiyorum. Çok kararsız bir insansınız. Değilim. Kararsızsınız. Yok yok, kesinlikle boş, değilim. Boş boş konuşma bir adam ben ya. Boş boş. Bir an... Yok, boş boş konuşuyormuşuk. Sen yetme durumda değiliz ya. Hiçbirimiz. Artık herkes kendi evi hayatına baksın. Evi battı zaten. Ayfer Hanım'ı seviyor musunuz? Sen çok fazla bakıyorsun hayatıma. Ya kimseyi istemiyorum. Ya bütün dönem var. Hanım kimseyi istemiyorum. Kimseyle uğraşmak istemiyorum bu saatten sonra. Ayfer Hanım'ı sevmiyor musunuz? Ya kimseyle uğraşmak istemiyorum. Tamam, duysun, duysun da. Hayır Hülya Hanım, Ayfer Hanım bekliyor çünkü bir an önce işlemi bitir gel diyor. Evet evet, sıkıştırın ya, sıkıştırmak da şu anda. Sıkıştırın ya, bir ay önce biz dinlemeye benzemez. Hakları geçecek. Gemi battı. Vallahi öyle. Yani aslında bir şey yapıyoruz, bir adım atıyoruz o adımla beraber. Sen hakkını geçeceksin. Öyle bir şey yok. Ayfer Hanım'a paraları yatırmak. Bu iş kurarken hani neydi? İstatistik hazırlanırmış ya, bir analiz yapılır. Şu kadar yatırırsam şöyle olur, şu kadar mal alırsam şöyle satarım, karı, kazancı, attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değer mi diye düşünür. Aslında bu olaylarda da evlilik içerisinde ya ben bunu yaparsam, Ayfer'le beraber olursam, hadi oldun yakalandın, bunu devam ettirirsem bana zarar ne diye düşünmeye başlasanız... Belki zarardan döneceksiniz. Ya şey da kararlı olsanız. Ayfer Hanım bir ay birine gidiyor. Karıcığım seni üzmek gidiyor. İstemiyorum. Öyle çok acı ama olmuyor. Ben birini seviyorum kardeşim. Bak bu bile daha erdemli bir şey. Nazlı, benim hayatımda biri var. Bizim evliliğimiz de bitmişti. Ben artık bu evliliği bitirmek istiyorum. Evet, mevzu başka biriyle beraber olmanız değil. İkili oynamanız. İnsanları evet. Çıldırtan bu. Beni boşayıp da yapsaymış Esra Hanım her şeyi. Ne şiş evet. Yansın ne kebap. Nazlı burada dursun, Ayfer orada dursun. O yüzden kararlı ol Serdar. Cuma günkü davranışın bile kararsızlığını gösteriyor. Ben Esra Hanım, içimden Esra Hanım, şu ben kadar buna bizzat... Bir dakika kıl kadar, kıl kadar kıpırtı olsa buna karşı inansam bitmiş Esra abla, inancım yok. Hani bak buradan da herkese seslenmek istiyorum. Ne annem ne babam. Ben başkasının gazıyla onunla bununla hareket etmiyorum. Ben 32 yaşındayım, benim aklım fikrim bana yetiyor. Anladın mı Esra Hanım? Başkalarının ben şeyi de ben sen affedersin diye düşünüyordum ama çok şaşırttın yok, beni. Yok istemiyorum Esra abla. Çünkü bana zerre kadar içimde bir şey yok. İnsanlar da öyle. Esra Hanım seven bir kişi karısını dolandırır mı? Bütün boşluların ağzının numarasını evet. Vermiş. Bütün boşluların peki, ağzından istiyor Esra yarın Hanım. Görüşeceğiz. Serdar Bey de diyor bu saatten sonra ben burada sadece boşanmayı konuşurum diyor. Ne çiftin ne kararını ne yarın ne konuşacağız. Ne teşekkür ne ederim teyzeciğim. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.